Ben Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugünün kıymetli konuğu Doktor Ümit Aktaş hocam Nasılsınız hocam? Günaydın çok iyiyim siz Nasılsınız? Ee, özledik tabii haliyle. Ben de özledim. Nasıl geçti siz? yazınız efendim? Çok güzel geçti. Keyifli geçti. geçti. Sakin, sakin geçti. Sakin sakin. sakin, sakin. Hepimiz için öyle bir yazı kitap geçti. geçti. Peki kitaplar okundu değil evet. mi? Bilgiler iyice toplandı. Yeni evet. bilgilerle bugün bize geldiniz. Evet. Yeni tarihlerle taze taze Hı -hı. nelere bakacağız bugün? Şöyle size kısaca bahsedeyim. Hı -hı. Koronavirüs savunma hattı nasıl oluşturulur? 6 maddede antioksidan dopingi nasıl yapılır? Bugün özellikle romatizmal hastalıkları, romatizma konusunu oldukça detaylı şekilde inceleyeceğiz. Romatizma hastalıkları kış gelmeden Hastalara kış gelmeden ne önlemler almalı? Aynı zamanda romatizma tedavisinde etkili olacak. Altı bitkiyi de hocamız sizlerle paylaşıyor olacak. <laughs> e, madem yavaş yavaş kış geliyor, turşu kurmanın ve kışlık konserve yapmanın püf noktalarını da yine evet. hocamızdan öğreniyor olacağız. Peki kimle yapacağız? Mutfağımızda sevgili Perihan Pezuk ablamız var. Hoş geldin Perihan Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size. Dizmişsin inci gibi konserveleri. <laughs> evet dizdik. Biz önceden yaptık. Evet. Şimdi Bugün burada de, da yapacağız. Yapmak isteyenler evet, için. Evet yapacağız. Menemen yapacağız. Hı. Kışlık domates sos yapacağız. Taze fasulye turşusu. Taze fasulye, fasulye turşusu yapacağız. Kahvaltılık soslarımız var. Ay Acı var, var sos var. var. Acı kahvaltı sosu var. Oh. Yani hep yapacağız. Harika. Ee, yazın yapacağız. Kışında hani o şey olan sera olan domatesleri kullanmayacağız. kullanmayacağız. Bunları hazırlayacağız yiyeceğiz. yapacağız. Evet Gün aynen. bizim evde domates konservesi yapıldı. 61 kavanoz yaptık. Hocam maşallah. Evet bugün de annem bende. Annemle birlikte turşu kuracağız. Fasulye ha, turşusu. <laughs> evet, Sabah burada turşu. Akşam, akşam evde, evde turşu buradan sevgilerimizi Aynen. iletelim. Peki ama ondan önce gerçeğimizde ufak bir dönüş yapalım. Türkiye hmm. günlük koronavirüs tablosuna ve gelişmelere şöyle bir göz atalım istiyorum. 27 Ağustos 2020 tablosuna göre yapılan test sayısı 106.111. Hasta sayımız 1.491. Vefat sayımız maalesef 26, iyileşen hasta sayımız ise 995. Ümit Aktaş hocam bu tabloyu acaba nasıl yorumlar? Şimdi bu bir viral salgın tabii ki. Dünyada her sene viral salgınlar olur. Her sene virüs hastalıklarına bağlı olarak ölümler meydana gelir. gelir. Bu sene de meydana geliyor. Ama burada bugün biz size başka bir şey anlatacağız. Koronavirüsle ilgili size ne söyleniyor? Ellerinizi yıkayın, maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat evet, edin. Evet, evet, bunların hepsini yapın. Ama bunun ötesinde biz bugün başka bir şeyden, koronavirüsten korunmak için bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirirsiniz? Evet. Hastalandığınız zaman iyileşmek için neler yapmalısınız? Neler sizin için etkilidir? Ondan bahsedeceğiz. Çünkü bir hastalıklar her zaman var. Evet. Ama koruyacak olan sizin asıl kişisel bağışıklık sisteminizdir. Siz bağışıklık sisteminizi güçlü tutarsanız viral hastalıklardan korkmayın. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa o zaman viral hastalık da öldürür sizi, başka hastalık da öldürür. Eğer hastalanmak istemiyorsanız, hastalandığınız zaman iyileşmek istiyorsanız o zaman bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız. Bugün asıl konuşacağımız konu bu olacak ve bunun özelinde de yine bir bağışıklık sistemi hastalığı olan romatizmal hastalıkları konuşacağız evet. ve bugün size bunları anlatacağız. Asıl bugün ve olan bu. bundan dan sonrası için aslında evet. değil mi? yani Özellikle bir hocam COVID savunma hattı kurdu. Bu Hı -hı. hat çok önemli. Peki bu hatta neler var? Şöyle bir bakalım. Hı -hı. Herkes kendinde de bir test etsin. Ne kadar dikkat ediyorum vitaminlerime diye. D vitamini ile başlıyor. Basit bir evet. kan testiyle D vitamini rezervinizin ideal değerler arasında olup olmadığını kontrol ettiriniz diyor. Hı -hı. Bunun COVID ile ilişkisine bir kez daha bakalım istiyorum evet. hocam. Bakın bağışıklık sistemi son derece önemli. Bağışıklık sistemi bizi her hastalıktan koruyan sistem. Ve ben bu sene boyunca bu programda size sadece bunu anlatacağım. Hastalıklardan nasıl korunursunuz? Hastalanmadan nasıl yaşarsınız? Evet. İlaç kullanmadan nasıl yaşarsınız? Mümkün mü gerçekten peki gerçekten bu? Gerçekten mümkün. İlaç kullanmadan, ilaçsız yaşamak mümkün. Zaten insanoğlu 200 bin yıl boyunca böyle yaşamış. Bugün ilaç dediğimiz sizin hani o evinizde kutular dolusu olan maddelerin %99'u 70 yıllıktır. 70 sene öncesine kadar insanoğlu bunları kullanmıyordu ve pekala hayatında sürdürüyordu, soyunda devam ettiriyordu. Hı hı. Onun için biz size bunu anlatacağız. Hastalanmadan yaşamak için koruyucu hekimlik nedir? İnsan kendisini hastalıklardan nasıl korur bunu anlatacağız. Çünkü sağlığınızı korumak birebir sizin ödeviniz. Hı hı. Sağlığınızı korumak bir başkasının ödevi değil. Siz hastalandığınız zaman doktora gidersiniz, hastaneye gidersiniz ama hastalanmadan yaşamak sizin sorumluluğunuzda. Doğru. Bunu nasıl yapacağınızı size anlatacağız. Bunun için nasıl bir yaşam tarzı sürmelisiniz, hastalıklardan nasıl korunursunuz? Bugün korona özelinde başlayacağız ve belki bu salgın devam ettiği sürece hep koronadan bahsedeceğiz ama her programda ayrı bir hastalığa da değineceğiz. Bu Çok programda güzel. romatizmal hastalıkları anlatacağız Hı. ama bir sonrakinde diyabeti anlatacağız. Sonrakinde ağır metal zehirlenmelerini anlatacağız. Sonrasında diyabet, e, kanseri anlatacağız ve böylece her programda hastalık özelinde küçük küçük bilgiler vererek hı hı. bunlardan nasıl korunursunuz size bir sağlığı bütün olarak yaşamak ne demektir onu anlatacağız. Çok güzel. Bugün en başından başlıyoruz. Bağışıklık sisteminin temellerinden başlıyoruz. Şimdi olayı şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Siz gittiniz dünyanın en pahalı arabasını aldınız. En lüks arabasını, motoru en güçlü arabasını aldınız. Ama arabanın dört tane lastiği var patlak o dört lastiği patlakken o arabanın motorunun bilmem kaç beygir olmasının bir önemi var Hayır. mı? Hayır. Verdiğiniz paranın bir önemi var mı? Araba nihayetinde dört lastik üzerinde gidiyor. İşte biz size bugün işin temellerini anlatacağız. Yani o bağışıklık sisteminin güçlü çalışabilmesi için gereken o dört lastikten önce bahsedeceğiz. En önce bunları sağlam tutmamız gerekir bizim. Bunların da birincisi D vitamini. D vitamininiz yüksek değilse Bağışıklık sisteminiz sağlıklı çalışamaz. D vitamini ideal değerleri de ekranlarımıza gelsin bu arada. Şimdi burada ideal edersin. değerleri görüyorsunuz. D vitamini ideal değerleri konusunda bu arada literatürde tartışma vardır. Hı. Bugün artık e, bizim senelerdir söylediğimiz şekilde laboratuvarların çoğu halk sağlığı laboratuvarı da dahil olmak üzere D vitamini değerini yüze kadar yükseltti. Referans aralıklarını güncelledi. Koronavirüs özelinde yapılan yayınlar var ama bundan öncesinde bütün viral hastalıklarda D vitamini değerleriyle ilgili yıllardır yapılan çalışmalar var. Şunu biliyoruz. D vitamininiz yüksekse viral hastalıklardan ölüm oranınız düşüyor. Yani... D vitamini yükseldikçe yapılmış bir çalışma var. D vitamini 60 ve üzerinde olanlarda ölüm oranı koronavirüse bağlı olarak son derece düşük. Düşük. Oysa 30'un altında olanlarda koronavirüse bağlı ölüm oranı son derece yüksek. Hastalığa yani, yakalanma oranımızla peki bir ilişkisi var mı yine? Aynen öyle. Ölüm oranını düşürdüğü gibi hastalığa yakalanma oranını da düşürüyor. Yani siz koronavirüse yakalanmak istemiyorsanız, koronavirüse yakalandığınızda iyileşmek istiyorsanız D vitamini değerlerinizi yüksek tutmalısınız. Evet. İdeal değer literatür 30 ile der ama yeni yayınlar gösteriyor ki benim de tavsiyem öyle zaten. 80 ila 150 arasında tutmak son derece önemli D vitaminini. D vitaminini nereden alacağız? D vitamini almanın yolları belli. 1. Evet. %20 ila 25'ini gıdalardan alırsınız. Hangi gıdalardan alırız D vitaminini? Doğada gezen tavuğun yumurtasından alırsınız. Tereyağından alırsınız, ciğerden alırsınız, kırmızı etten alırsınız. Ama D vitamininin aktif olması için muhakkak surette güneş ışığına ihtiyaç vardır. Güneş ışığı olmadan D vitamini aktiflenmez. Peki güneş ışığını nasıl alacağım? Gündüz 11 ile 1 arasında, bir arasında alabileceğim. 11 ile Aslında. 1 arasında güneş ışıkları dik gelir dünya üzerine. Ultraviyole B dediğimiz ışık gelir. Ultraviyole B ışını D vitamininin oluşması için gereklidir, zorunludur. Benim vücudum da yani insan vücudu da D vitaminini 11 ile 1 arasında üretir. Bakın çok enteresan. İnsan vücudu doğanın bir parçasıdır. Biz dünyanın bir parçasıyız. Havanın toprağın bir parçasıyız. Bizim organizmamız doğayla uyumlu yaşar. Nasıl güneş ışınları 11 ile 1 arasında dik geliyorsa benim vücudumda 11 ile 1 arasında D vitamini üretir. Bu arada hani güneşlenmeye gidemeyecekler için Ayşe ablaya şöyle ortaya alıp Hı. hani eller, bilekler nasıl Aynen güneşlenmeliyiz, Gel Ayşe Nasıl faydalanılır? Şöyle bir öğrenelim. Ayşe ablacığım gelebilirsen. D vitamini o kadar alalım. önemli ki. Bakın belki burada balkonda, D vitamini. Belki bahçem şey evet. penceremizden bile olabilir değil mi? Pencerenin camın arkasında olmayacağız Ayşe abla. Yani camları açacağız. Açık pencere. Balkonda olacağız, bahçede olacağız veya balkonumuz bahçemiz yok evde camları açacağız. Camlar açıkken güneşleneceğiz. Oturacağız sandalye Ayşe abla. Ayşe ablanın üzerinde kısa kollu bir elbise var. Bu kısa kollu elbise başı açık, bacakları da şöyle dize kadar güneş görse evet. yet şu halde bile güneşlenmek günde 5000 ila 10.000 ünite arasında D vitamini üretimini sağlıyor. Kaç dakika 20 dakika. 20 dakika güneş yağı sürmeden bir de Ayşe abla güneş sonra hemen duş almayacaksın, havuza denize girmeyeceksin. Niye? D vitamini cildin en üst tabakasında oluşur. Hmm. D vitamini yağda çözünen vitamindir. Eğer... Hemen suya girersen yağda çözünen vitamin duşla bir de güzel sabunlandır. Bu akar gider. Onun için en az bir saat duşa girmeyeceğiz. Evet. Güneşlenirken şöyle elimizin iç yüzeylerini tutarsak şu şekilde kolumuzun iç yüzeylerinden daha fazla D vitamini alırız. Aynen Çağlan'ın yaptığı gibi şöyle meditasyon yapar gibi yukarıya bakarak güneşlenirsek mis gibi D vitamini gelişir. Peki. Ama aması var bu işin. Aması ne? Aması şu. dünyada öyle bir hava kirliliği var ki Hava kirliliğinden dolayı bu ultraviyole B ışınları dünya üzerine yeteri kadar inemiyor maalesef. Hmm. Onun için D vitamini eksikliği hepimizde var. Ne yapacağım hmm. o zaman? Şehirdeyseniz mümkünse hafta sonları dağlara kaçmaya çalışın. Hmm. Dağlarda güneşlenin. Ee, böyle bir imkanım yok ne yapayım? O zaman öğlen güneşlenme miktarını artırın ve vücudunuzun mümkün olan en yüksek miktarda güneş görmesini sağlayın. Yani mayoyla güneşlenme imkanınız varsa mayoyla güneşlenin. Mümkünse. Yani. Mümkünse. Ne kadar yani değil mi tenimiz alırsa ne kadar geniş, geniş yüzey ve yüzey ne kadar alırsa. uzun süre alırsa o kadar iyi. Ama diyelim ki tabii, elbiseliyiz yani 65 yaş üstü parka hmm. gitti ya da hmm. balkondayız. Hani dediniz ya diz en azından kadar bu şekilde. Çekebilir. Avuç işleri dediniz. Süreyi artırarak. Ha tabii haşlanmayın Şöyle. güneşin altında. sakına sakın ona dikkat edin. Yüzümüzden alıyor muyuz? Yüzümüzden. Yüzümüzden de alıyoruz. Ama yani cildinizin her yerinden alıyoruz, üretirsiniz. Ama haşlanmadan mümkün olduğu kadar uzun süre öğlen vakti güneş altında kalmalısınız. Şimdi size diyorlar ki efendim yatay geldiği saatlerde güneşin cilt kanseri arttı. Hayır. Yatay geldiği saatlerde güneşin ultraviyole A ışınları gelir ve asıl ultraviyole A ışınları sağlığa zararlıdır, kanserojendir. D vitamini gelişsin istiyorsanız ultra böyle B almalısınız. Yani öğlen vaktinde güneşlenmelisiniz. Yatay geldiği saatlerde güneşlenin bilgisi yanlış bir bilgidir. Bilimle alakası yoktur. Bilimsel olarak zaten ultra böyle A'nın yatay geldiği gösterilmiştir ve kanserojen olduğu da gösterilmiştir. Öğlen güneşlendiğinizde ultra böyle B gelirken, dik gelirken güneşlendiğinizde D vitamini gelişir, kanserojen değildir. Tam tersine D vitamini kanserden korur. D vitamini koronavirüsten virüsten evet, korur, koruyor, D vitamini diyabetten korur, D vitamini romatizmadan korur, D vitamini bağışıklığın temel vitaminidir. D vitamini olmadan bağışıklık sistemi sağlıklı çalışamaz. çalışamaz. Sağlıklı çalışsın istiyorsanız, hastalıklardan korunmak istiyorsanız D vitamininiz yüksek olsun. 20 dakika kalacağız güneşte, camın arkasından gelen güneşle de olmuyor dedik evet, bu detaylarda, direkt almamız gerekiyor evet. dedik, özellikle de bugünlerde e, gerekli. Eylül sonuna kadar alabilmemiz bol bol için. güneşlenmekte fayda var. Her gün depolamamız gerekiyor mu? Tavsiye an kış ediyorum. Için Muyuz? Peki. Ee, kışın ultra böyle B ışınları gelmiyor. Bizim Yok, hayır şu anda yaz güneşin olduğu sürece tabii, 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 her gün güneşlensek bir süre evet. daha bizi idare edecek sonra i̇dare da besinlerle ve takviyelerle ee, herhalde Gerekirse takviye alacağız. Takviye evet. alırken doktorumuza danışacağız. Doz ayarlaması yapması için aile hekiminize danışacaksınız. Şunu unutmayın D vitamini zehirlenmesi çok anlatılır. Derler ki D vitamini zehirler. D vitamini zehirlenmesi vardır. D vitaminini fazla kullanmayın. Bakın erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi yoktur. Literatürde bugüne kadar sadece iki erişkinde D vitamini zehirlenmesi görülmüştür. Onlarda da aşırı doz yükleme vardır. Aynı anda 6 ampul birden yapılmış. Niye yapıldı belli değil. Yanlışlıkla belli ki. E, erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi olması için çok yüksek dozlarda ve sürekli aynı anda verilmesi gerekir. Erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi olmaz. Çocuklarda hmm. olabilir. Çocuklarda hmm. vücut ağırlığı az olduğu için yine doz aşımında olabilir. Ama erişkin insanda D vitamini zehirlenmesi şimdiye kadar literatürde tekrar ediyorum sadece iki vaka vardır. Üçüncü vaka yoktur. Dolayısıyla D vitamini zehirlenmesinden korkmadan D vitaminini boğa bol alın ama doktorunuza danışmadan almayın. Sakın ha sakın doktorunuz doz ayarlasın o şekilde D vitamini takviyeleri kullanın. Hiçbir takviye değil mi? Sonuçta dozu Benim çok çok önemli. Mutlaka evet. hekimimize Mutlaka fayda var. var. Eskiden fitoterapi uzmanları yoktu artık var. Var. 1500'ün üzerinde fitoterapi uzmanı hekim mezun oldu. Sertifikalarını aldılar. Her vilayette fitoterapi uzmanı var. Yani bitkisel de olsa kimyasal da olsa hiçbir şeyi doktorunuza danışmadan kullanmamakta da fayda var. Çok özür diliyorum. Yazın kuruttuğumuz sebzeler ve meyveler yani D vitamini içerisinde barındırıyor mu? Ee, tüketim iklim açısından bize ama bir faydası e, oluyor mu mesela? tüketim açısından da faydası olur ama D vitamini bitkisel ürünlerde azdır. Mesela bizim mantarda. Için yeterli değildir. En çok konuşulan hep mantar vardı. mantarda var, muyum? var ama bizim için yeterli mi? bizim için yeterli değil. Bol miktarda ciğer, tereyağı, ee, yumurta, yumurta yemekte fayda var. Zeytinyağında da D vitamini vardır. Ama bizim için yeterli miktar değildir. Takviye olarak ne yapacağız? Güneşleneceğiz. Yetmedi takviye alacağız. Ayşe abla iyi misin? <laughs> Ayşe ablanın eli <ila> ayağı tutuldu. <laughs> İndirmedi o kollarını. E, Karşıdan Merve işaret ediyor. Devam. Ayşe abla böyle yat diyor sürekli. Ayşe <laughs> abla Merve'nin yüzünden. Balkonda <laughs> yani 20 dakika. Ve sen Çok Şifa olsun. Ediyoruz. Bol de vitamin. Ayşe ablacığım çok mersi. Şimdi çok önemli bir bilgi geliyor. Yani hı. Covid savunma hattında o konuşacağız. Ancak bakın şöyle bir bilgi var elimizde. Vücuttaki yağ oranı arttıkça D vitamini seviyesinin Azaldığı saptanmıştır. Evet. Çok önemli bir bilgi evet. hocam. Evet. Obez insanlarda D vitamini seviyesi daha az. Ee, i̇lginç bir bilgi daha var. D vitamini kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Yani hastalarda D vitamininin yükselmesi aynı zamanda hastanın kilo vermesini de kolaylaştırıyor. Öte yandan hastanın kilolu olması D vitamini seviyesini azaltıyor. Yani kilo vermek isteyen insanlara tavsiyem, Lütfen D vitamini takviyesi doktorunuza danışarak alın. Kilo vermeniz kolaylaşacak. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor aklıma, Hı -hı. obeziteyle savaşan insanlar o zaman normal insanlara göre daha mı fazla D vitamini almalı? Evet, aynen öyle. Bravo. Doğru mantık budur zaten. Çünkü bir 50 kilo olan bir insanla 100 kilo olan insanın vücudu arasında D vitamini harcaması farklıdır dedik ya D vitamini bağışıklık sisteminin Alışı temel aynı vitamini. Aynı aslında 20 dakikada eşit evet, alıyoruz ama ama harcama farklı. Harcama Niye? Farklı. Biri 50 kilo için kullanıyor diğeri 100 kilo için. Bunu kaba benzetmeyle arabanın yakıtı gibi düşünün. Şimdi sizin 1000 cc motor olan bir arabanız var, bir de 3000 cc motor olan bir arabanız var. İkisi ya da işte bir tanesi 1000 kilo, bir tanesi 3000 kilo ağırlığında. İkisi aynı yakıtı kullanabilir mi? Kullanamaz. Biri daha çok kullanacak. İnsan da böyle. 100 kiloluk insanın 100 kiloyu beslemesi gerekiyor. 100 kiloluk D vitamini alması gerekiyor. Dolayısıyla daha çok kullanır. Haliyle D vitamini eksikliği daha çok görülür. Aynı zamanda yağ oranı arttıkça da D vitamini eksilir. Evet. Ve obez olan insanların koronavirüse yakalanma riskinin daha yüksek olduğu, obezite oranı arttıkça koronavirüse bağlı ölümlerin de daha yüksek olduğu gösterildi. Yani tekrar dönüyoruz aynı yere geliyoruz. Hmm. Sağlıklı yaşamak için. Sadece işte efendim estetik problem değil, diyabet değil. Ama koronavirüste bile, kalp damar hastalıklarında bile normal kiloda olmak son derece önemli. Dolayısıyla kilonuzu normal tutabilmek için doğru beslenin, sağlıklı beslenin ve egzersizi ihmal etmeyin. Sağlıklı yaşamanın normal kiloda olmanın temel faktörleri bunlardır. Bakın, yine araba örneğinden gidelim. Tamam. Arabanın motoru son derece basit bir motor. Arabanın motoruna mazotluyken siz benzin koyarsanız çalışmıyor. Ona dikkat ediyorsunuz değil mi? Arabanıza yakıt koyarken, değil yağ doğru. koyarken dikkat ediyorsunuz. Arabanıza gözünüz gibi bakıyorsunuz. Niye? Para verdim aldım diyorsunuz. Peki vücudunuza bakıyor musunuz? Arıza çıkar mısın? Sonra da şey astalina pahalıya Aynen öyle. Pahalı Sürekli geliyor, diyoruz. Sürekli bakıma götürüyorsunuz. Garanti evet. süresine dikkat ediyorsunuz. Parçalarını yeniliyorsunuz. Vücudunuza niye böyle bakmıyorsunuz? Çünkü biz hemen araz vermiyoruz. Hemen ha, belirti bakayım. vermiyoruz. Çok bir şey enteresan. olmuyor ki bana diyoruz. İnsan sağlığını para vermeden aldığını düşünüyor. Sağlığın ha. kendiliğinden olan bir şey olduğunu düşünüyor. Böyle düşünüyor insanlar. Oysa ki öyle değil. Sağlıklı yaşamak için Nasıl arabanızın o basit motoruna gözünüz gibi bakıyorsanız kendinize de gözünüz gibi bakmanız gerekir. En kıymetli varlığınız sağlığınızdır. Ya. Sağlığınız olmadan arabanız olsa ne olur, eviniz olsa ne olur, işiniz olsa ne olur? Temel olan sağlıktır. Sağlık elden gitmeden de insan kıymetini bazen bilmiyor. Anlamıyorlar. İşte sağlığınızı korumak için sağlık elden gitmeden önce kıymetini anlamanız gerek. Tıpkı eşyanıza, arabanıza gözünüz gibi baktığınız gibi sağlığınıza da kendinize de bakmanız gerekli. Ne yediğinize ne içtiğinize dikkat etmelisiniz. Arabanın motoru benzinken mazotluyken benzin koyunca çalışmıyorsa evet. sizin vücudunuzda yanlış gıdayla çalışmaz. Çalışmış, Arıza yani. verir hastalık verir. Olay sadece koronavirüs değil. Koronavirüs gelecek geçecek. Diyabet devam edecek, kanser devam edecek, kalp hastalıkları devam edecek, romatizma devam edecek. İnsan devam edecek. Dolayısıyla biz sağlıklı yaşamak istiyorsak, Ömrümüzü huzurlu geçirmek istiyorsak, bir avuç ilaçla ilaç firmalarına esir olmak istemiyorsak, evet. o zaman biz kendimize bakmalıyız. Sorumluluk bizde. Evet. Kendi bağışıklık sistemimizi güçlendirmezsek, bugün koronavirüs gelir, yarın influenza gelir, öbür gün A virüsü, B virüsü gelir. Yine bizi hasta eder, yine bizi öldürür. Biz yaşamaya devam etmek istiyorsak ve sağlıklı olmak istiyorsak, kendi bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. En önemli vurgulanması gereken şey bu. Tamam, elimizi de yıkayalım, maskemizi de takalım ama bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Çünkü maske de %100 korumaz. Elimizi yıkamak da %100 korumaz. %100 koruyan tek bir şey var insan vücudunda bağışıklık sistemi. Bağışıklık sisteminiz güçlüyse hiçbir hastalıktan korkmayın. Bağışıklık sisteminiz zayıfsa her şeyden korkun. Hocam çok yaşayın. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ee, COVID savunma hattında şöyle bir tarifimiz Hı -hı. olacak. Virüslerle savaşan doğal ağız gargarası Hı -hı. yapacağız. Nedir bu gargara? Özelliği şimdi nedir? Çok basit bir gargara Zaten çok basit aslında bu. bir tarif. Ee, şimdi gargara için pek çok maddeler kullanıyorsunuz ve bunların içinde bir tavsiye ediyorum lütfen reklam arasında bir banyonuza gidin. O ağız çalkalama suların içeriğini bir okuyun. Tamam. Bir de diş macunlarının içeriğini bir okuyun. Neler var içinde bir bakın. Onların arasında o yazılanların kaç tanesini biliyorsunuz ne olduğunu, kaç tanesini bilmiyorsunuz bir düşünün. Yani. Rastgele Hani hepinizin artık telefonları var. Google'a yazın bakalım o maddeler neymiş? Neymiş? Ne içiyormuşuz aslında? Şimdi biz hastaya hızlı etki etsin istersek dil altı hapları veririz. Hı hı. Niye? Hastanın tansiyonu çok çıkmıştır, dil altı hapıyla düşürürüz. Veya hastanın şekeri düşmüştür, şeker emdiririz ona, şekeri yükselsin diye. Niye böyle yaparız biliyor musunuz? Çünkü dil altı vücutta en hızlı emilimin olduğu yerdir. Tıpkı damardan verilmiş gibi emilir dil altından. Siz ne yapıyorsunuz? Her gün dişlerinizi fırçalarken 2 dakika o kimyasallarla fırçalıyorsunuz. Sonra o ağız çalkalama sularını alıyorsunuz. Yine bir ton kimyasal dolu ağzınızı çalkalıyorsunuz. Siz de hiçbir şey olmadı sanıyorsunuz. Tükürdüm onu geriye sanıyorsunuz ama aslında o 2-3 dakikalık süre içinde siz dil altından o kimyasalların hepsini vücudunuza alıyorsunuz. Evet. Ve bu arada başka bir şey daha yapıyorsunuz. Hani size ben hep floradan bahsediyorum ya, probiyotikten bahsediyorum evet, ya. Evet. Pro, flora ve probiyotik vücudumuzun her yerinde. Sadece bağırsaklarda değil. Ve en önemli kısmı da ağızda. Ağızdaki flora değil mi? Çok önemli. Sindirim sisteminin ilk başlangıcı ağız. Ağız çok kıymetli, dişlerimiz çok kıymetli. Siz bu kimyasallarla dolu gargaraları kullanınca ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? O ağız içi florasını da bozuyorsunuz. Ondan sonra iflah olmaz sindirim problemleri, ondan sonra diş eti kanamaları, diş eti iltihapları ve diş problemleri meydana gelmeye başlıyor. Ben size bugün çok doğal bir gargara tarifi vereceğim. Gargarada kullandığım sirke. Elma sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Sirke nedir? Sirke herhangi bir meyvenin suyla bekletilip de fermente edilmesi sonucu meydana gelen meyvenin de süzülmesiyle geriye kalan sıvıdır. Nedir sirke? Bol probiyotiktir. Asidik yapıdadır ve bol bol probiyotik içerir. Bu probiyotikler, sirkenin içindeki probiyotikler insan için faydalı olan probiyotiklerdir. Bir bardak suyun içine bir yemek kaşığı kadar sirke koyup ağzınızı bununla çalkaladığınız zaman hem çok İyi bir gargara yapmış olacaksınız. Hem de bol bol probiyotik almış olacaksınız. Ağız içi floranızı bozmayacaksınız. Bu da çok önemli. İçseydik peki? İçebilirsiniz de. De içebilirsiniz yani değil mi? Öyle yani gargara var. yaptıktan sonra içtim ben sirkeli suyu ne olur? Hiçbir şey olmaz. Probiyotik yani. alıyorsunuz. Evet doğru. Gayet güzel var bir şey Var çünkü öyle yani bir bardağa evet. minik bir kaşık Hatta sirke. Hatta çocuklara ağız gargarasına alıştırırken çocuk alışmadığı, gargara yapmayı bilmediği için kolaylıkla yutabilir. Evet doğru. Siz piyasada kimyasal satılan gargaraları çocuğunuzun ağzına verdiğiniz zaman o çocuk o gargaraları yuttuğu zaman kimyasal Üstüm maddeler yutmuş oluyor. olacak. Evet. Oysa sirkeli suyu yutsana olur çocuk, iyi bir şey yapmış olur. Evet. Kötü bir şey yapmış olmaz, Kesinlikle. zararlı bir şey yapmış olmaz. Dolayısıyla sirkeli suyla gargara son derece önemli. Şunu unutmayın, koronavirüs eee probiyotik yapıda bozulma yapıyor. Bunu ta en başında Çinliler gösterdi, yayınını da yaptılar zaten. Probiyotik yapıda barınamıyor mu? Yani İki tane çıkarım yapabiliriz bundan. Mesela, bir, probiyotik yapısı bozuk olanlarda koronavirüs ölümcül seyrediyor. Tamam. Bu doğru. İki, koronavirüs enfeksiyonu probiyotik yapıyı alt üst ediyor, bozuyor. Hmm. Florayı bozuyor. Tamam. Dolayısıyla bu hastaların tedavisinde probiyotik takviyeleri vermek son derece önemli hmm. hastaların tedavisinde. Ee, başından beri söylüyoruz, bir sürü kimyasal ilaç deneniyor koronavirüs tedavisinde. Bunların hiçbirisinin etkinliğine dair elimizde sağlam veri yok. Hı hı. Öte yandan bunların hepsi özellikle kalp damar sistemi üzerinde ölümcül yan etkileri sahip. Gelecek yıllarda göreceğiz yayınlar çıkınca acaba ölen hastaların kaç tanesi ilaç yan etkisinden öldü, kaç tanesi koronavirüsten öldü bilmiyoruz. Peki o zaman biz niye elimizdeki doğal ilaçları kullanmıyoruz, niye probiyotik kullanmıyoruz, niye zerdeçal vermiyoruz, niye ozon yapmıyoruz hastalarımıza? Bunları da yapmalıyız. Yapan yerler var biliyorum. Hı hı. Türkiye'de de yapan hastaneler var biliyorum. Ellerine sağlık. İspanyollar ve İtalyanlar yayın yaptı. Probiyotik takviyesi verdiler, yayın yaptılar. Ozonla ilgili yayın yaptılar. İspanyollar ve İtalyanların yayınlarında ozon uygulanan koronavirüs hastalarının hiçbirisinin ölmediği gösterildi. Bakın, zararsız tedavilerden bahsediyoruz. Zararsız tedavi son derece önemli. Tedavide en önce kural şudur. Hastaya zarar vermeyecek tedaviler seçilmelidir. Doğru. Bunlar zararsız tedaviler. Dolayısıyla evet. hastamıza sirke içirmenin, hastamıza probiyotik takviye vermenin kime ne zararı var? Hastaya faydası var. Koronavirüsten iyileşmek için probiyotik takviyesi vermek son derece önemli. Sirke içmek, ev yoğurt tüketmek son derece önemli. Yine konularımızdan bir tanesi o. Birleştirdik burayla. Hemen gelelim. Ecza dolabımızda eklememiz Hı -hı. gereken bitkisel destekler aslında Hı -hı. ve baharatlar. Zencefil, zerdeçal, yeşil çay gibi antiviral etkisi olan bitkisel Hı -hı. güçlerden faydalanın diyor. Nasıl faydalanacağız? Şimdi bunların hepsi antiviral etkiye sahip ve zerdeçalın özellikle hücre içine virüsün hücre içine girmesini engellediği, zorlaştırdığı gösterildi. Zencefil dünyada bilinen neredeyse bütün virüslere karşı etkili bir antiviraldir. Zerdeçal ben, Zerdeçal da öyle. Ben hem personeme, hem kendime hem aileme bütün salgın dönemi boyunca zencefil verdim, probiyotik verdim korunma için. Evet, korunma için. Çok şükür. Için. Aramızda bugüne kadar sağ, e, öyle ağır bir koronavirüs vakası atlatan kimse olmadı. Çok şükür. Sağlık personeli olmamıza rağmen inşallah bundan sonra da olmaz. Evet. Ama zencefil kullanmak, probiyotik kullanmak, zerdeçal kullanmak, yeşil çay kullanmak antiviral olduğu için sizi virüslerden korur. Virüsle temas ettiğinizde o temasın sonucunda hastalanmanızı engeller. Virüsün hastalık yapma potansiyelini yani virülansını azaltır. Dolayısıyla bunları bol bol tüketmenizde, öğünlerinizde bulundurmanızda, çaylarını içmenizde büyük fayda, fayda var. Vardır. Normal bir çay, siyah çay da evet antiviraldir bizim Türk çayımız ama yeşil çay kat kat üstün antiviraldir. Zencefil, zerdeçal kat kat üstün antiviraldir. Bunları bol bol tüketmekte evet. fayda var. Ve aynı zamanda tabii ki özellikle bugünlerde biz programımızda sürekli hatırlıyoruz maskemizi takmayı, sosyal mesafeyi evet. korumayı ve tabii ki hijyenimize dikkat ediyoruz. Hı -hı. Şimdi Doktor Ümit Aktaş'tan doğru bilinen yanlışlara cevap. Cevaplar gelecek bunların ilki şöyle az uyusam da yetiyor yani sabah enerjik kalkıyorum daha fazla uyuyamıyorum veya uyumak istemiyorum diyebilirsiniz ama Uyku çok önemli uyku bizim bağışıklık sistemimizi destekleyen en önemli faktörlerden bir tanesi Grip olduğunuz zaman ne olur gündüz ateşiniz yoktur geceyi gece. zor geçirirsiniz Herkes de böyledir değil mi gece perişan olursunuz Niye öyledir çünkü gece uyku sürecine girdiğiniz andan itibaren bağışıklık sisteminiz güçlenir Geceleri her organ uyur bütün organlarımız uyur. Sakiniz, kalbimiz yavaşlar, soluk alıp vermemiz yavaşlar, midemiz sakinleşir, bağırsaklarımız sakinleşir, uyuyoruz. Biz uyurken güçlenen ve canlanan enerjik olan kimdir biliyor musunuz? Bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi geceleri daha çok aktif olur. Bağışıklık sisteminin yenilenme vakti gece vaktidir. O yüzden gece vakti grip olduğunuzda bağışıklık sistemi Ateşlemi güçlü olarak savaşıyor. saldırdığından dolayı, virüsle savaştığından dolayı geceleri daha ağır geçirirsiniz. Yani dönüp dolaşıp gelirsek, uyumak bağışıklığı güçlü tutmanın en temel yollarından bir tanesidir. Hmm. Çok önemli bir şey. Uyumazsam ne olur? 3 gün uyumayın da göreyim sizi. Üç gün uyumayan insan perişan olur. Mi? İşini yapamaz, gücünü yapamaz, burada benim konuştuğum gibi konuşamaz ve hastalanır. Evet, değil mi? Uyumak er insanı yani. hasta eder. Evet, evet. evet. Tabii burada vahim olan şöyle bir şey var. Biz 20. yüzyıl insanı gece çalışmak diye bir şey icat ettik. Hı hı. Maalesef. Doğru. Şimdi eskiden düşündüğünüzde 24 saat çalışma diye bir şey yoktu. 19. yüzyılda kim çalışıyor? Bir tek gece bekçileri çalışıyor 24 saat. Onun haricinde çalışan yok. Televizyon diye bir şey yok. E, yemek içmek restoran sektörü deseniz akşam karanlıkta kapatıyor herkes dükkanı. Herkes evinde gece karanlıkta uyuyor, sabah çalışmaya başlıyor. Şimdi ne oldu? Herkes 24 saat çalışıyor. Televizyonlar 24 saat yayın yapıyor. Evet. 24 saat bir hayat var. Tabletler, telefonlar Uçaklar uçuyor. Için kamyonlar, uçaklar evet. çalışıyor. Trafik durmuyor, azalıyor sadece. E ne oluyor? Gece çalışan milyonlarca insan. Bu gece çalışan insanlar ne zaman uyuyacak? Gündüz uyuyacak. Ha işte geldi sağlığı bozan en temel faktörlerden bir tanesi. Hmm. Gece uyumama gibi. Gece çalışan gibi. şoför, gece hmm. çalışan doktor, gece çalışan pilot, gece çalışan hemşire. Tabii. Gündüz uyuyor. İyi de insan vücudu buna alışmamış ki. Gündüz melatonin salgılamıyor ki gece uykuda melatonin salgılıyor. E ne yapacağız hocam? Sabahın köründe ne duyar salgı... gibiyim mesela. Tabi perişanlar onlar. Çok Ve zor. tamamen ters bir hayat yaşıyorlar. Yani. Bizi uyandıran hormon kortizoldur. Kortizol sabah gün aydınlandığında salgılanmaya başlar. Kortizol ne yapar? Bizi uyandırmak için, enerjiyi yükseltmek için kaslardaki glikojen depolarını yıkar ve bütün organları uyandırır. Enerjik olarak uyanırız. E, benim uyanma saatimde gece çalışan doktor, hemşire, pilot bunlar uyuyacaklar resortlara karşı gelerek ya, bütün biyolojiyi aksederek o, o sirkadyen ritmi bozarak, bozarak ters bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Kalın perdelerini kapatıyorlar, uyumak için de belirliyorlar. Gerçekten, gerçekten zor. Gerçekten. Gece çalışan herkesin işi çok zor. İnşallah dünya tekrar 19. yüzyılda olduğu gibi bir dünya olur da bunlardan insanlar kurtulur. Aslında hayat o kadar da zor olmamalı. Gece sabahlara kadar çalışmak evet. gerekmemeli ama maalesef işte televizyoncular da öyle değil mi? Sabahlara kadar nöbet tutan televizyoncular benim Tabii ne demek ki. istediğimi çok iyi anlıyorlar. Tabii. Şimdi bir diğer yanlış da şöyle. Sebzeyle aram yok ama bol bol ev yoğurdu yerim. Doğru bilinen yanlış. yanlışlardan evet. bir tanesi. Evet, mi? Evet, evet. Mesela evet. neden? Şimdi bizim probiyotiklerimiz canlı. Evet. Bizim gibi. Biz yemek yemeden, gıda almadan durabiliyor muyuz? Duramıyoruz. Duramıyoruz. Bizim probiyotiklerimiz neyle beslenir? Bizim aldığımız gıdalarla beslenir her gün aldığımız gıdaların yaklaşık %25'i bizim probiyotiklerimize gider. Yani biz yediklerimizle probiyotiklerimizi de besleriz. Yani hani zayıf kalmak için D vitamini yüksek olmalı dedik ya. Alın size ikinci tüyo. Zayıf kalmak istiyorsanız probiyotikleriniz de sağlam olmalı. Niye? Günlük yediklerinizin %25'i probiyotiklere gidiyor. Eğer probiyotikleriniz sağlıklı değilse, kaybetmişsiniz onları hmm. bu %25 size kilo olarak geri döner. Peki ben probiyotiklerimi hangi gıdalarla beslerim? Sebzelerle beslerim. Hmm. Benim probiyotiklerim prebiyotik dediğimiz besinlerle beslenir. Nedir bunlar? Prebiyotikler bol bol sebze lifi içerir. Yediğimiz bütün sebzeler prebiyotiktir ve bizim probiyotiklerimizi besler. Yani siz hiç sebze yemiyorsanız hatalı bir beslenme davranışı sergiliyorsunuz. Doğru bir öğün şöyle olmalı. Hangi öğün olursa olsun. Doğru bir öğünde bol bol sağlıklı yağ olmalı. Zeytinyağı, yani tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı. Bol bol protein olmalı. Yani kuzu eti, deniz balığı, gezen tavuk eti ya da yumurta. Gibi proteinler olmalı ve yanında bol bol da çiğ sebze, mümkünse turşu olarak fermente sebze olmalı. Yine gösterilen bir şey, biliyorsunuz bunu da yayınlı yaptılar. Fermente gıdalarla beslenen ülkelerde koronavirüse bağlı ölüm oranı düşük. Hmm. Çok önemli bir bilgi bu. Güney Kore'deki lahana turşuları, kimçi diyorlar. Hiç. Ee, bizim gibi ev yoğurdu tüketen ülkeler turşu kuran ülkelerde koronavirüse bağlı ölüm oranları düşük Niye nedenini az önce söyledik evet. Koronavirüs probiyotik yapıyı bozuyor Siz probiyotik takviye alıyorsanız yani turşu yiyorsanız ev yoğurdu yiyorsanız Tedavide probiyotik kullanıyorsanız koronavirüse bağlı ölüm oranları azalıyor evet. Son derece önemli. Az sonra da taze fasulye turşusu yapacağız mutfağımızda evet. Perihan ablamızla birlikte. Bugün annemle ben de yapacağım evde. Evet, bugün herkes yapsın artık yavaş yavaş kış geliyor diyelim. Bir diğer yanlış da doğru bilinen yanlış da şöyle basit bir ilaçtan bir şey olmaz. Yani mesela mide ilaçları ağrı kesiciler ne var ki yani diyoruz. Hı hı. Ama aslında doğru mu yanlış mı bakalım. Son derece yanlış. Ağrı kesiciler deyip geçiyorsunuz. Dünyada en fazla ölüme yol açan ilaç grubu ağrı kesicilerdir. En ne fazla yapıyor hocam? Ne gibi bir zarar veriyor? Ağrı kesicilerin çok ciddi yan etkileri var. Ağrı kesiciler bir kere kanama bozuklukları yapıyor. Ağrı kesicilerden bazıları karaciğer yetmezliğine yol açıyor. Örnek vereyim size. Hani şu raflarda satılan, jenerik ismi vermiyorum, etken madde ismi veriyorum. Raflarda satılan parasetamol içerikli her yerde, eczanede değil, markette bile bulduğunuz ağrı kesiciler var ya, çocuklara bile en masumu budur diye verirler. O ağrı kesiciler dünyada meydana gelen karaciğer yetmezliklerinin %70'ini yapıyor tüm karaciğer yetmezliklerinin %70'ini parasetamol içerikli ağrı kesiciler yapıyor. Dolayısıyla ağrı kesiciler çok ciddi ölümcül yan etkileri sahiptir. İlaç yan etkileri, ilaç reaksiyonları ağrı kesicilerde çok fazla görülür. Mide yan etkileri çok fazla görülür. Kanama bozuklukları çok fazla görülür. Dolayısıyla masum ilaç diye bir şey yoktur. Bitkisel olsun, kimyasal olsun. Doktorunuza danışmadan ilaç kullanmayın. Ve ya yani ne olacak bundan? Ben bununla evet, da yaşarım evet. demeyin. Önemli olan ilaca mahkum olmadan yaşamaktır. Eşimize dokunup komşuya sorarak da o ilaçları kullanmak çok İnsanlar yanlış, komşuya sorarak antidepresan alıyorlar. Böyle vahim <laughs> bir tablo olamaz. Yapmayın bunu ne olur? Kullandığınız ilaçlara ne olacak? Bir tane ilaç masum, ufacık bir şey demeyin. Hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilirsiniz ve bu hiç tercih edilen bir şey değil, doğru bir şey değil. Sağlıklı yaşam bu değil. İlaçlardan uzak yaşamak en sağlıklı yaşamdır. Basit bir ilaç ne olacak bundan bir şey olmaz demeyin. demeyin. O en basit ilaçlar bile ölümcül yan etkiler yaratabilir. Bir diğer doğru bildiğimiz yanlışsa şöyle çok yiyorum ama hep sağlıklı yiyecekler yiyorum hocam ne var? Ee, işte var orada mı? var önemli. Çünkü yediğinizin ne olduğu önemli ama miktarı da önemli. Çok yorum ama hep Mesela benim diyorum. gibi oturup dün bir kilo taze fındık yemeyeceksiniz. Yani her şeyin fazlası sağla olasın maşallah. Bir, işte. bir kilo. Ya bir kiloya yakın yemişiz. Çocuklar Bravo, oturduk helal oturup kase kase katır kutur katır kutur soya soya. Zabaana <laughs> kadar taze fındık yedik. Bugün bugün yarın sivilce bekliyorum zaten ben ben de çünkü direkt tepki veriyor. Ama Her şeyin fazlası zararlı. Şunun ama örnek bir kere. Tamam bir kere ama bir örnek vereceğim. Su olmadan yaşam mümkün mü? Hayır. Değil. Ama bir saat içinde bir damacana su içersem su zehirlenmesinden ölürüm. Tamam. Bu bile zararlı. Ama içemem zaten. Onun için zaten. denge çok önemli. İçemeyiz tabii ama içmişler. Var. Amerika'da ben... bir radyo istasyonu yarışma düzenlemiş. Kadıncağız çocuğuna laptop ya da tablet bir şey kazanmak için yarışmaya girmiş. Kadıncağız içmiş suları, tableti kazanmış ama eve gittiğinde de ölmüş. bulsun. Ya. Yani içilir mi? içmem diyorsun ya. içiyorlar Böyle tuhaf şeyler. Amerikalıların garip yarışmaları var. Evladım için içerim ya. Yani. Şey diyor. Su, ama evladına tablet almak için ölür mü insan su Yok, içerek ya. Yani akıl tutulması evet. bu artık. Amerikalılar biliyorsunuz böyle saçma sapan sosyal sandviç yeme yarışmaları falan da yapıyorlar. İğrenç şekilde çok, dolduruyorlar. Çok korkunç bir şey. Var. Korkunç şeyler. Yani akıl tutulması. Onun için denge önemlidir. İnsan vücudu, insan hayatı, sağlık denge üzerine kuruludur. Dengeyi bozmamak gerekir. Her alanda bu böyle değil mi? Düşünün. Sadece yemek değil, duygusal anlamda da böyle. Birine çok aşırı bağlanmak sakıncalıdır, zararlıdır. Evet. Herhangi bir mala, mülke, bir metaya bağlanmak, çok fazla düşünmek sakıncalıdır, zararlıdır. Evet. Aynen gıda da böyledir. Herhangi bir şeye aşırı tüketmek sakıncalıdır. Dengeyi tutturacaksınız, dengeyi bozmayacaksınız. Bu sağlıklıdır. 10 kilo yiyeyim demeyeceksiniz ve vücudunuzu dinleyeceksiniz. Her vücudun alerjileri, intoleransları farklıdır. Her insan farklı farklı gıdaları tolere edebilir. Kendi vücudunuzu dinleyip kendi vücudunuzu tanıyacaksınız. Ağzınıza sağlık hocam cevabını aldım çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu dönemde yine D vitamininin yanında omega 3 yağlarından Tabii, da bahsediyoruz. Evet. Bir omega 3 dopingi yapacak hocam bugün Hı -hı. size. Ve hani ayrı ayrı alayım mı takviye alayım mı acaba işte haftada bir iki gün balık yiyorum yeterli omega 3'ü almış mıyımdır sorularınızı artık bir kenara kaldırabilirsiniz. Çünkü bu omega 3 dopingiyle gerekli ihtiyacımızı alıyor olacağız evet. diye düşünüyorum. Şimdi arabanın 4 lastiği dedik ya? Dedik. Dünyanın en iyi arabasını aldık. 4 lastik patlak. Bir tanesi D vitamini. Bir tanesi Omega 3, bir tanesi probiyotik. Yavaş yavaş o lastikleri yerine oturtuyoruz. Probiyotikleri, D vitaminini uzun uzun anlattık. Gelelim Omega 3'e. Omega 3 insan vücudunda üretilemeyen bir bitkisel yağ. Hayvansal hayvan vücudunda da üretilemiyor. Omega 3 bitkilerden alınan bir yağ ve Omega 3 olmadan bizim sağlıklı yaşayabilmemiz mümkün değil. Beynimizin %40'ını omega-3 teşkil ediyor. Vücuttaki tüm metabolik faaliyetlerde neredeyse omega-3 rol alıyor. Hücre duvarı yapımından sinir hücrelerinin faaliyetine kadar her şey için omega-3 gerekli. Tamam. Kalp sağlığı için omega-3 gerekli. Peki ben omega-3'ü nereden alacağım? Omega-3'ü bir, bitkisel kaynaklardan alacağım. 2. balıktan alacağım. 3. özellikle zeytinyağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri içeren yağlardan alacağım. Peki omega-3'ü almak için ben ne yapmalıyım? Doğru beslenmeliyim. İyi de ben yani omega 3'ü yumurtadan bile alıyordum eskiden. Çünkü hmm. tavuk dışarıda hmm. yayılıyordu, ot yiyordu. Hmm. Güneşin altındaydı. Yumurtasının içinde bol bol D vitamini ve omega 3 alıyordu. Artık bu tavuklar orada değil ki. E, balıklar? Artık bu tavuklar florasanın altında. Balıklar zaten çoğu çiftlik balığı, yediğiniz balıkların onlarda da omega 3 yok. Ne yapacağım? Takviye almak zorunda kalıyorum. Nitekim 50 sene öncesine göre bakılmış. 50 sene önce insan sağlıklı bir gıdayla, sağlıklı bir beslenmeyle 5 birim omega 3 alırken 1 birim omega 6 alıyormuş. Omega 6 sağlığa zararlı yağlar. Hı hı. Bugün aynı insan sağlıklı bir beslenmeyle bir birim omega 3 alırken 5 birim omega 6 alıyor. Yani Zaten beslenme bu kadar işlermiş. bozuldu. Evet. Dehşet verici bir şekilde. Ben o zaman besin kaynaklarımdaki omega 3'ü artırmalıyım. Yani bol deniz balığı tüketmeliyim kızartma yapmadan. Bol semizotu yemeliyim. Bol keten tohumu tüketmeliyim. Bol bol gezen tavuk yumurtası yemeliyim. İşte bugün burada size bir omega 3 ile ilgili omega 3 dopingi hazırladık. ...şöyle yeşil renkte mis gibi bir şey elde ediyoruz. Nasıl yaptık? Nasıl yaptık? Malzemelerimiz zaten ekrana geldi. Omega 3 içeren... Ediyoruz. ...maddeleri kullandık. Besin maddelerini kullandık. Semizotu... ...15-20 sap kadar. Semizotu en fazla omega 3 içeren... ...gıda maddelerinden bir tanesidir. Keten tohumu... ...öğütülmemiş evet. alacağız. Taze öğüterek kullanacağız. Bunun kabuklu olmasının bir sebebi var. Evet. Omega 3 yağları... ...havayla temas edince çabucak bozulur. Ceviz için de aynı Okside şey olur. söylüyoruz. Ceviz için de aynı, fındık için de aynı, badem için de aynı. Onun için bunları. Muhakkak surette kabuklu saklamak gerekir. Öğütürken kabuğunu kıracaksınız. Keten tohumunda kabuğu var. E, tüketirken kabuğunu kırıp taze taze tüketeceğim. Omega 3'ün çok önemli kaynaklarından bir tanesi daha. Avokado. Avokado sadece omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri değil. Avokado aynı zamanda o da ne bir glütatiyon deposu. Mis Tam bir kıvamındaymış bir avokado şu anda. Tam da mevsimi çekirdeğinde çıkardık şöyle. Tam da mevsimi şimdi Alanya'da avokado hasadı başladı avokadoyu bol bol tüketmek gerekir. Avokado sadece omega 3 değil, çok doymamış yağ asitleri değil. Çok önemli bir şey daha içeriyor. Glutatyon içeriyor. Glutatyon bizim vücudumuzdaki toksinleri atan en önemli maddelerden bir tanesi. Detoks maddesi vücudumuz için glutatyonu bol bol tüketmemiz, almamız gerekli. Vücudumuzda karaciğerde glutatyon üretiliyor. Bu glutatyon güçlü bir antioksidan madde. Bugünkü konulardan bir tanesi glutatyondu zaten. Evet. Burada vurgulayalım, orada da tekrar Güzelmiş. zikrederiz. Glutatyon olmazsa sağlıklı yaşamak mümkün değil. Glutatyonun vücudunuzda üretilmesi için sülfür gerekiyor, alfa lipoik asit gerekiyor, bol bol soğan, sarımsak yemeniz gerekiyor, sakatat yemeniz gerekiyor, ciğer yemeniz gerekiyor. Ve tabii ki avokado yemeniz gerekiyor. Peki glutatyon başka nerede var? Tahin. Tahin'de var evet. Bravo. Bamya da var. Bamya. Biz şimdi kışlık bamyalarımızı yapmaya başladık. Buzluğa atıyoruz. Onlar ben da yapılıyor. Ben de ben de ben de. Evet. Kışın her hafta bir kere bir bamya yemeği pişiyor bizde. Zeytinyağlı bamya yiyoruz. Turşusunu da kuruyoruz bu sene. Bu sene büyük bamyaları ayırdık. Onlarla turşu kuracağız. Ay, Küçük bamya bamyaları çok güzel buzluğa atıyoruz. Taze fasulye turşusu da inanılmaz güzel oluyor. Evet. Mutfağa geçip yapalım mı? Yapalım. Var mı eklemek istediğiniz burada ee, bir şey? Ee, şu Malzemelerimiz ekrana geldi. Hemen evet, bitirelim mutlaka bitirelim. Bütün malzemelerimiz Semiz zeytinyağı, yağı, yağı, limon Avokado dedik. Evet. Bunların hepsini blenderda çekiyoruz. Ve limon kabuğu da ekliyoruz içine blender'a. Böyle mis gibi bir içecek elde ediyoruz ve afiyetle de tüketiyoruz. Haftada bir kez bunu mu içmemiz gerekiyor? Yoksa atıyorum 2-3 günde bir içebilirsiniz mi? Yoksa bunu her birazcık günde daha içebilirsiniz. azını yapın her günde içebilirsiniz Her mi? günde içebilirsiniz. Bu tamamen vücudunuzun ihtiyacına bağlı. Sizin ne kadar omega 3 aldığınıza bağlı. İçinde zararlı hiçbir şey yok. Herkes mis tüketebilir. Gibi. Mis gibi tüketebilirsiniz. Evet. Vallahi bayıldım. Haydi mutfağımıza geçelim. geçelim. Ve taze fasulye turşusu yapmak için ihtiyacımız olan malzemeleri... Perihan biz an, Ya bu nasıl güzel bir görüntü şuraya bir bakar mısınız ya gerçekten. Vallahi yeşil gibi. tarla gibi kokuyor burası şu an. Böyle hani yeşil biber kokusu, domates kokusu. Ay çok güzel kokuyor vallahi her şey. Şimdi. Evet fasulye turşumuzu yapmak için önce bir e, hafif bir haşlayacağız. Neden Bırak. özellikle taze fasulye turşusu yapıyoruz mesela bugün hocam? E çok lezzetli oluyor. Lezzeti ayrı. <laughs> bir de yani hepsinde aynı... E, ee, vitamini alıyor muyuz? mesela Hayır. lahana yaptın, Her ayrı fasulye yaptın, içinde. ayrı bamyası ayrı biberi ayrı, değil mi? Her sebzenin içinde farklı etken maddeler var. Onları ayrı ayrı alıyoruz. Farklı Siz vitaminler var, ayrı ayrı, 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 ayrı ayrı alıyoruz. Acı biber turşusu yapacağız. E, burada önemli bir şey var. Şu anda niye fasulye turşusu yapıyoruz? Tam vakti. Evet. Fasulyenin tam bir. mevsim, evet. İki, e, fasulyeyi haşlayarak yapıyor şimdi Perihan abla. Niye haşlayarak hmm. yapıyor? Çünkü fasulyenin içinde lektin dediğimiz bir madde var. Evet. Lektin maddesi insan sağlığına zararlı ama ısıya dayanıksız bir madde. Dolayısıyla fasulyeyi haşladığımız zaman biz bu lektini yok etmiş oluyoruz. Evet. O yüzden örneğin domatesin turşusunu kurarken haşlamazsınız, biberi haşlamazsınız ama fasulyeyi haşlayarak turşusunu kurarsınız. Bu son derece önemli bir kural. Evet. Çok güzel. Malzemelerimiz şu anda ekranda 2 kilogram taze fasulye, 1 kilogram havuç, 1 su bardağı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı iri tuz, 4-5 adet limon tuzu, 10-15 diş sarımsak, şişeyi dolduracak kadar da kaynar suyunuz hazır olsun. Lütfen reklam arasında malzemelerinizi hazırlayın. Reklamlardan sonra yapmaya başlıyoruz. Evet Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Doktor Ümit Aktaş'la birlikteyiz ve sevgili Perihan ablanın mutfağındayız. Ne yapıyorduk? Fasulye turşusu. Evet, taze fasulye zaten turşusu. Saymıştık. Evet fasulyemizi haşladık. Hı hı. Çok az böyle bir iki tıkırdaktık. Soğuk suya koyduk. Soğuk suya koyduktan sonra süzdük. Hı. Şimdi kavanozu yerleştirip üstüne sirkeyi diğer malzemeleri koyacağız. Hı. Haydi biz başlayalım. Ben şöyle dik dik düzüyorum. Evet. bu şekilde. Çekli şemali düzgün olsun. Evet güzel olsun. <laughs> İçine hatta e, özellikle istedi arkadaşımız havuç koyacağız. Turşunun bu arada evet. tabii ki e, mutfağımızdaki yerini konuşmadan herhalde olmaz diye düşünüyorum evet. hocam değil mi? Şimdi turşu çok önemli. Turşu bir kere tarih boyunca... Taze sebzeyi saklamanın en kolay yolu evet. olmuştur. İkincisi turşu son derece güçlü bir probiyotiktir. Hmm. Turşu olmadan sağlıklı yaşam mümkün değildir. Ve bizim turşularımız son derece kıymetli turşulardır. Çeşitli turşu kurulma yöntemleri vardır. Hatırlarsanız rahmetli Adile Naşit ve Münir Özkul'un filmini. değil mi? Limonla mı kurulur, sirkeyle mi kurulur? Limonla da kurulur, sirkeyle de kurulur. İkisi de turşu olur. Kurulur. Fakat bizim turşularımızın özelliği nedir? İçinde katkı maddesi yoktur. Dolayısıyla bizim turşularımız belli bir süre dayanır. Ondan sonra küflenir, barlanır. Dolayısıyla turşuyu vaktinde tüketmek gerekir. Şimdi bu mevsim artık yazın ortalarındayız şu anda. Kurduğumuz turşular hızlı olur. Isıdan dolayı çabucak olur. Bunlar yaz turşularıdır. Bunları hızlı tüketmek gerekir. Yani bunlar 1-2 ay içinde bitirilmesi gereken turşular. Asıl... Eylül sonuna doğru değil mi Perihan Hanım? Evet. Asıl turşularımızı o zaman Tabii. kuracağız, kışlık turşularımızı. Yani. Artık sebzenin son zamanları geldiğinde ve havalar da serinlemeye başladı. Çünkü bugünkü gibi dışarısı kaynıyor şu anda Zıcak. İstanbul evet. 33, 34 Bozulmasın derece. Evet, evet. Bu turşuyu kurduğunuzda bu turşu taş bir hafta içinde olgunlaşır. Taze taze bir iki ay içinde de tüketiriz bu turşuyu. Turşu zengin bir probiyotiktir. Sirkeyle kurulan turşu da zengin bir probiyotiktir. Limonla kurulan turşu da zengin bir probiyotiktir. Geleneksel olarak anneniz nasıl turşu kuruyorsa öyle devam ettirin. Ben annemin turşusunu devam ettiriyorum. İkinci kitabımı yazarken bundan 6 sene önce turşu tarifi koyacağım. Tabii ki annemin turşusunun tarifini koyacağım. Annemin turşusu çok meşhurdur. Annem de şu anda seyrediyor bizi. E annemin turşusunun tarifini nasıl koyacağım? Dedim ki anne hadi turşu kuracağız seninle. Anlat bakalım nasıl kuracaksın? Annem başladı anlatmaya. Anne ne kadar tuz koyuyorsun? E göz kararı oğlum. Ya, değil mi? Anne sirke göz e kararı. Göz karar. e ben kitaba nasıl yazacağım göz kararı? Herkesin gözül kararı farklı. Oturduk annemle turşu kurmaya başladık. Malzemelerimizi aldık. Annem turşu kurarken göz kararı tuzunu ayarlıyor ben alıyorum onu tartıyorum şu kadar gram tuz. Sirkesini ayarlıyor. Ben bakıyorum şu kadar mililitre sirke diye diye biz turşumuzu kurduk. Benim ikinci kitabımda Bitkisel Kürlerle ilaçsız Tedavi kitabındaki annemin turşu tarifi böyle yapıldı ve hala öyle yapıyoruz. Zaman içinde anladım ki gerçekten turşu göz kararı kurulan bir şey. İlk başlarda ben annemden öğrendiğim bir şekilde gramajlarla ölçerek yapıyordum. Şimdi son birkaç senedir öyle değil. Son birkaç senedir gerçekten ben de göz kararı kuruyorum ve oluyor. Aslında ben de öyle yapıyorum. Evet. Genelde göz evet. kararı yapıyorum. Ama yine de bugün ilk defa yapmaya karar verenler için bir ölçü vermemiz gerekiyor. Hemen onları söyleyelim evet. Perihan Ablacığım. Şimdi bir bardak sirke kullanıyorum. Ev evet. yapımı sirkemiz hı hı. var. Ev yapımı sirkemiz evet. var bu yani önemli. Bir dolu kaşık kaya tuzu koyacağım. Koyalım canım. Ve tamam. birkaç tane limon tuzu atacağım. Limon tuzu atıyorsunuz. Evet. Mesela Örken ben limon tuzu asla kullanmıyorum. Bir çay bardağı sirke. İki üç tane sirke. atalım hocam izin verirseniz. Yo, siz atın rica ha, ederim atın. ama ben kullanmıyorum. <laughs> Bundan sonra kullanmayacağım bakalım nasıl olacak. Peki. Tamam. Zaten bir kaşık da böyle kaya hı hı. tuzu yeterli gelecektir. Bir kaşık kaya tuzu evet. attık içine. Atılabilir atılmayabilir. Şöyle. Olan limon Evet. Hı -hı. Tuzundan ne kadar koyduk? Azıcık hocam. Azıcık. <laughs> Azıcık koyduk. Peki. Evet. Tamam. Üstüne de kaynar suyumuz var hemen burada. Kaynar suyumuzu ekleyeceğiz. Evet. Çok hafif haşlamıştık. Ben kaynar suyu koyuyorum. Daha güzel, daha çabuk oluyor. Bu enteresan. Oluyor. Ruslar yapıyor evet. bunu böyle kaynar evet. suyla. Hemen Bizim usulde kaynar su yoktur mesela. Dayanıklı evet, da, dayanıklı da. da oluyor evet. kaynar su koyduğum zaman. Kaynar suyu zaman. renkli oluyor. Doğru. Evet. Suyumuzu da ekliyoruz. Suyumuzu Çok da eklediğimiz zaman doğru. kapağını kapatacağız. İki hafta içinde ha, yemeğe hazır olacak bu kadar var. sarımsak koymuyor musunuz? yapması ne, musun? ne kadar basit yalnız sarımsakları ya sarımsakları da en üstüne en üstüne en tamam. üstüne koyacağım biz en üstte bir demet de maydanoz koyarız annemle evet maydanoz <laughs> neden neden konur mesela maydanoz en üstüne? Ee, köpürür üstte çıkar sebzeler Aha. ve küflenir onu engellemek evet. için evet. saplarıyla hiç maydanoz konması. Evet, hiç doğramadan böyle. Evet. Azıcık çıt böyle şeyleri. Ben çok severim. Evet. Bol bol Heh. sarımsağımızı da Annem tespih dizer gibi dizer. Ee, öyle koyar içine. Ben bayılırım çünkü sarımsak turşusuna. Ben Kışında o tespihler çıkarılır içinden, tek tek yenilir. O iplerle O sarımsak turşusu kadar güzel bir şey evet. olamaz bak. Ve öyle bir koku falan da olmuyor Olmaz. yani normal sarımsak gibi. Olmaz. Üzerinde maydanozla kapatıp Kapatıyoruz. sıcak doldurduğumuz için bunu aslında ters çevireceğiz vakumlansın diye. Bravo. Normalde kapak kapatma kısmına gelelim. Evet, kapağını hemen kapatalım. Hocam. Yani bakteri üreyebiliyor hava almaması ha, lazım. Açık sordunuz? bakmamakla önleyeceğim yani. <laughs> Mümkünse. <minkinsiz. gülüyor> Şimdi e, fermentasyonun türleri vardır. Hmm. Fermentasyon bir Hava ile temas eden fermentasyon, o alkolik fermentasyon, e, şey, sirke fermentasyonudur. Evet. İki e, kapalı fermentasyon. Evet. Turşu ikisinin arasıdır diyebiliriz. Çünkü turşu da şöyle yaparsınız, ağzını kapatırsınız, şu anda bile taşlı bakın, evet. taşlı. ağzını Normalde kapatırsınız ve kapalı olarak turşuyu bekletirsiniz. Ama arada da çıkarıp bakarsınız. Arada da bakmak. Açıp bakarsınız. Dolayısıyla evet. turşu farklı bir fermentasyon. Bu turşu kabarır. Onun için bunu saklarken bir Altını. kabın evet. içine koyun. Hı hı. Çünkü ortalığa taşar. Kabardığı için o sular, sirkeli sular dağılır ortalığa, batırır ortalığı. Onun için bir kabın içinde bekletmek gerekir. Niye kabarıyor? Çünkü fermente oluyor. O Bakteriler oluyor. fermentasyondan dolayı karbondioksit üretiyor ve kabarıyor, kabarıyor, taşıyor. Onun için turşunun taşması beklenen bir şeydir, kabarması beklenen bir şeydir. Şimdi az sonra 6 maddede antioksidan dopingi Hı -hı. vereceğiz izleyenlerimize. Ama Hı -hı. en sevdiğimiz kışlık konserve menemenin tarifine geçelim istiyorum. Malzemelerimiz evet. ekrana gelsin. 4 kilo domates, yarım kilo kıl biber, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı tuza ihtiyacımız var sadece. Evet, evet biz daha önce doğradık tabii. Doğradınız. Çok hafif kavurduk. Kavurunca daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok hafif Çok biberi hafif. kavurdum zeytinyağıyla. Daha sonra domatesleri küp küp doğradım. Domatesleri ekledim. Şimdi bunu biraz pişmesini bekleyeceğim. Suyunu çekmesini bekleyeceğim. Bir kaşık da tuzumu ekleyeceğim. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. O kadar. Kaynar kaynar kavanoza doldurup ters çevireceğim. Bakumlansın diye. Aynı zamanda bu zeytinyağında kavurma işlemi son derece önemli domateslerin içinde likopen adını verdiğimiz bir madde var. Değil mi? Likopen bizi kanserden koruyan kalp damar sağlığı için son derece faydalı bir madde. Hı hı. Aynı zamanda güneşe karşı koruyucu maddedir. Hı hı. Domates güneş alerjilerine karşı etkilidir. Ama likopenin bir özelliği var. Likopen açığa çıkması için mutlaka yağ ve ısıya ihtiyaç duyuyor. Yani domatesi Zeytin ee, zeytinyağında kavurduğunuz zaman bol miktarda likopen çıkıyor, faydalı evet. madde çıkıyor. Evet, hocam burada da zaten kabuğunu soymadan Hı. domates sosunu kabuğunu soymadık, hani içindeki şey versin diye lycopen. Ee, daha sonra bunu ben blenderdan geçireceğim, süzgeçten bazen çocuklarımız çekirdek sevmiyor ya domates hmm. çekirdeğini. Hmm. Onu da süzgeçten geçirip. Ama çekirdeği çok kıymetli. Ben lansın, onu tavsiye değil mi? etmiyorum. Çekirdeğini, yani çekirdeğini çıkarmayın. Tamam, sadece blenderdan geçirip. Biz tam tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz Peren? Biz önce blender atıyoruz domatesleri. Evet. Güzelce blenderdan çekiyoruz. Kabuğu artık dişe gelmeyecek şekilde oluyor. Parçalanıyor evet. iyice. Ondan sonra kaynatıyoruz biraz zeytinyağı ve biraz tuzla birlikte. Ee, sonra da işte aynen senin yaptığın gibi kavanozlara doldurup sıcak sıcak ters çevirip ters bekletiyoruz. Çevireyim. Sabah bizim mutfak tezgahında 61 tane kavanoz vardı ters Bence, çevirmiş. Güzel Ama bu ara bu şeyde sosyal medyada sürekli tabii. görüyorum. Herkes evet. yapıyor çünkü domates en taze, en güzel, güzel, güzel. zaman Gülay sağ olsun. Dün bizim evde yaptı. 61 tane kavanoz şu anda evet. bizim kilere kaldırılıyor. Üzerine de yazılıyor. Nereden geldi domates? Ne zaman yapıldı? Tarih atılıyor ve ona göre de kaldırıyoruz. Çünkü biz senede 100-150 kavanoz yapıyoruz. 100-150 kavanoz. Ama gidiyor yani, gidiyor tabii, çünkü Tabii tabii. Sadece yapıyorsun. bize değil, hediye ediyoruz, götürüyoruz evet. herkese. Evet. Ee, çok kıymetli bir şey. Sağ Bence olsun Perihan ablam da benim için yapıyor. Ay, canım canım her benim. Zaman, her Şimdi zaman. az sonra bir ajvar sos yapacağız. Tarifini evet. sevgili Perihan abladan alacağız. Ama ondan önce hocamla birlikte geçelim. Az önce bahsettiğim bir konu vardı. O da altı maddede antioksidan dopingi. Neden antioksidan tüketmeliyiz? Neden vücudumuzun antioksidana ihtiyacı var? Mincik bahsedelim. Sonra Hı -hı. nerelerden antioksidan alacağız ona bakalım. Peki. Şimdi her birimizin vücudunda farkına varmasak da yaşadığımız her an bir metabolik faaliyet yürütülüyor. Evet. Bu metabolik faaliyetler yürütülürken hücrelerimiz çalışmaya devam ediyor ve hücrelerin her birisi bir fabrika gibi çalışıyor. Bizim hücrelerimiz çok gelişmiş organizmalardır. Her bir hücremiz bile son derece gelişmiştir. Bu hücrelerin her biri görevini yaparken çok kapsamlı faaliyetler yürütürler. Tıpkı bir fabrika gibi düşünün. Bizim hücrelerimiz mikroskobik birer fabrika gibi çalışır. Tabii çalışan her şeyde olduğu gibi Bizim hücrelerimizin de faaliyeti sonucunda bir takım atık maddeler ortaya çıkar. Hı hı. Bu atık maddeleri biz serbest oksijen radikalleri diyoruz. Bizim vücudumuzdaki hücrelerimizin ve organlarımızın tabii ki aynı zamanda bir tamir bakım servisi de vardır. Bu tamir bakım servisi düzenli olarak her gün ortaya çıkan bu atık maddeleri temizler vücuttan. Fakat belli bir noktada çalışma devam ederken haliyle bu atık madde miktarı artınca tamir bakım servisi yetişemez olur. Hı. Diyelim günde 40 tane 40 birim temizlik yaparken bu 41 42 50 60 yükseldiği zaman tamir bakım servisi yetişemez. Ek kuvvet gerekir. Ek kuvvetler antoksidanlardır. Antoksidanlar. Antoksidanlar vücuttaki atık madde olarak ortaya çıkan serbest oksijen radikallerini temizleyen maddelerdir. Peki temizlemesek ne olur? Serbest oksijen radikalleri DNA hasarı yaratır. Bunun sonucu nedir? Yaşlanma. Hmm. Yani Antoksidanlar aynı zamanda yaşlanmanın önüne geçen maddelerdir. Yaşlanmayı geciktiren değil mi? Ee, yaş alırız yaş ama alırız ihtiyarlamayız. İhtiyarlamayız. Önemli güzel. olan bu. Zaten yaş hepimiz olan, alacağız. Bu. Çünkü bu bir zaman meselesi. Yıllar geçtikçe yaşalıyoruz. alıyoruz. Mesele olduğumuz yaşın en iyisi, olduğumuz yaşın en sağlıklısı olabilmek. İnsanın bu dünyadaki günleri sayılı, kısıtlı. Alacağımız nefes belli. O zaman bu dünyada yaşadığımız her günü neşeyle, keyifle, sağlıkla yaşamalıyız. Evet, Sağlık olmadan hiçbir şey mümkün değil. O zaman beslenmemize dikkat etmeliyiz. Dedim ya size. Bu sene ne anlatacağız. Bağışıklık sistemi anlatacağız. Evet. Bağışıklık sisteminin temeli beslenme. Beslenme anlat anlat bitmez. O konulardan bir tanesi de işte antioksidanlar. Antioksidandan zengin beslenmedeyim. Tamam. D vitamini, omega-3, probiyotik. Bir de antioksidan girdi işin içine. Antioksidanlar nelerde var? Neler bizim antioksidan kapasitemizi yükseltiyor? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi onlara bakalım. Güçlü antioksidan içeriğiyle önce karşımıza bir takım baharatlar çıkıyor. Onlara bir bakalım. Bu baharatlar lütfen sofranızdan eksik olmasın. Şöyle evet. bir bakalım. Sumak kırmızı pul biber, zerdeçal, kimyon, nane, kekik, tarçın, zencefil, karanfil, biberiye hepsi son derece güçlü antioksidan Zengi. içeriklerine sahipler. Evet. Peki birkaç tanesini bize söyleyin. Söyleyeyim. En başa koyalım mutlaka. Ben size en başta 3 tane tiyo vereceğim. Güçlü antioksidan istiyorsanız siz nasıl seçerim? Şimdi antioksidan her şeyde var, her yerde var da güçlü antioksidan nasıl seçeceğim? Renginden seçerim. Bir, rengine bakacaksınız. Sofranız rengarenk olacak. Birinci kural bu. İki, kokusuna bakacaksınız. Güçlü kokan her türlü baharat güçlü antoksidandır. 3. Lezzetine bakacaksınız. Güçlü lezzeti olan, tabii işlenmiş gıdadan bahsetmiyorum, lezzet artırıcı katkı maddelerinden değil, doğal sebze, meyve, baharattan, bitkilerden bahsediyorum. Güçlü kokan, güçlü lezzeti olan rengarenk her sebze, meyve sizin için iyidir. Dolayısıyla güçlü antoksidan mı istiyorsunuz? 3 tane diyor size. Bir renk, iki koku, 3 lezzet. Şimdi burada gördüğünüz baharatların hepsi öyle zaten. Sumak, dünyanın en güçlü antioksidan evet, baharatıdır. Evet. En ben güçlü sumak artık üzerine falan bile dökmeye başladım. Her yerde kullanın. Sumak çok, çok güçlüdür. Severim. C vitamininden kat kat üstün e, antoksidan özelliği vardır. Zerdeçal aynı şekilde güçlü antoksidandır. Zencefil güçlü antoksidandır. Pul biber, karabiber güçlü antoksidandır. Bol bol kullanın. Acı iyidir. Karanfil, Acı sağlıklıdır. Değil mi bir de karanfil. karanfil çok güçlü antoksidandır. Yeşil çay çok güçlü antoksidandır. Bunların hepsini bol bol tüketmeniz gerekir ne kadar çok baharat o kadar sağlıklı yaşam. Tabi dengeyi kurmak unutmayın. Az önce de konuştuk. Bu çok sağlıklıymış. Bir kilo tükettim yanlış. Dengeyi kurarak hareket etmek önemlidir. Bir de baharatlar başka bir şey daha yapacak. Müthiş bir lezzet verecek yemek. Tabi aynı zamanda Onun için bol bol tüketmekte fayda var. Peki. Ee, bir ara ben sabahları karanfilin antioksidan değerin değerini duyduktan sonra sabahları kahvaltıdan sonra böyle ağzıma 3-4 tane karanfil atıyordum. Yani mantıklı mı? Çok mantıklı. Çünkü aynı zamanda antimikrobiyal ajandır. Zararlı bakterilerin, ağız içi enfeksiyon yapan zararlı bakterilerin gelişmesini de engeller. Hmm. Karanfil çok önemli. Örneğin koronavirüse karşı korunma. Şimdi ağız burun yoluyla bulaşıyor. Evet. Yanınıza karanfil bulundurun. Arada sırada 2-3 karanfil atın ağzınıza, hmm. çiğneyin onu. Emin. Koronavirüse karşı antiviral etkisi var. Antiviral etkisi olduğunu biliyoruz karanfilin. Hmm. Niye faydalanmayalım? Bakın en doğal koruma yöntemi. Evet. Ağız içini gargara ile çalkalamak yerine sirkeli gargara verdik size. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet. En güçlü antihoksidan nerede var biliyor musunuz? Çok enteresan bir şey bu. Ee, dünyanın en büyük hayvanı Kulak mavi balina. Evet. Dünyanın en büyük hayvanı neyle besleniyor? Kril dediğimiz mikroskobik karideslerle besleniyor. Soğuk denizlerde, kuzey evet. denizlerinde. Bu kril çok enteresan bir hayvancık. Sürüler halinde dolaşıyor. Mavi balina deniz suyuyla birlikte sürüyü yutuyor. Evrimleşmiş buradaki dişleri süzgeç haline gelmiş. Suyu dışarı püskürtüyor. İçeride kriller kalıyor ve bunlarla besleniyor. Ve dünyanın en büyük hayvanı oluyor böyle beslenerek. Peki kril neyle besleniyor? Kril astaxantin adını verdiğimiz tek hücreli canlılarla besleniyor. İşte bu astaxantin dünyanın en güçlü antoksidanı. Nerede var? Kril yağının içinde var. Omega 3 de var. Başka Çünkü yer biz başka yerden alamıyoruz. 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 Yani doğal gıdamızın içinde astaxantin yok. Zaten balina gibi olmaya da gerek yok. <laughs> <laughs> Güzeldi bu. <laughs> Olayı şöyle değerlendirebiliriz. 50 ton ağırlığındaki bir vücudun antoksidan ihtiyacı da çok fazla oluyor. Tabii ki. Haliyle kril ve asla e, astaksentten zengin besleniyor. ya da şöyle diyebiliriz. 50 tonluk dünyanın en büyük canlısı kril gibi mikroskobik bir karides yediği için 50 ton oluyor. Mesela. Bu kadar evet, kıymetli. Kesinlikle şimdi çok daha mantıklı bir açıklama <laughs> oldu. Peki glutatyon üretimini arttırın. Evet. Glutatyon zengini besinler tüketerek e, vücudunuzun e, vücudunuza glutatyon üretmesi için gereken yapı taşlarını verin diyorsunuz. Hı hı. Bunları nelerle veriyoruz peki? Şöyle bir bakalım hı hı. ve glutatyonun önemi neydi eğer hatırlamıyorum diye soracak olursanız hocamız burada az önce anlattık. Glutatyon vücuttaki en önemli detoks maddesi, vücuttaki toksinleri temizleyen en önemli madde. Karaciğerde üretiliyor ama dışarıdan destek almakta fayda var. Neyle alacağım? İşte elimde görüyorsunuz. mis gibi Mevsimi geldi avokado. Alanya'da hasadı başladı söyledik. Avokado yiyeceğiz. Bamya yiyeceğiz yine mevsimin tahin bol glutatyon içeriyor ve, peynir, ve altı peynir altı suyu. Peynir altı Çok suyunda önemli. glutatyon var. Evet. Peynir altı suyunu nasıl elde ederim? Sütü kestiririm limonla veya sirkeyle lor peyniri yaparım. Altta kalan su peynir altı suyu. Her hafta yapabilirsiniz bunu. Ayran içer gibi tüketebilirsiniz dolapta saklayarak. Aynı zamanda immunoglobulinler yönünden çok zengindir. Çok güçlü bir bağışıklık sistemi desteğidir peynir altı suyu. Aynı şey yoğurt altı suyu hmm. içinde geçerli. Hmm. Süzme yoğurt yaptığınız zaman altta biriken suyu sakın ha sakın atmayın. Annem eskiden atmazdı. Onu kullanırdı mutfakta. Siz de sakın sakın atmayın. atmayın. Yoğurt altı suyu çok kıymetli. Bir de glutatyonun üretimi için sülfür almak gerekiyor. Soğan, sarımsak yemeniz çok önemli. Hmm. Alfa lipoik asit yine aynı şekilde gerekiyor. Ciğer yemeniz Ciğer. çok önemli. Bunlar glutatyonu artıran, zenginleştiren, vücuttaki toksinlerin temizlenmesini sağlayan gıdalar. Biraz önce domatesten biraz bahsettik hmm. ama domatesin en şifalı halini keşfedin diyorsunuz hmm. hocam yani... Az önce söyledik. E, domates sosu yaparken Perihan ne dedik? Domatesin en şifalı hali likopenden evet. zengin hali. Evet. Bundan faydalanmak için bir, domatesin kabuklarından faydalanacaksınız. Domatesin, domatesin kabuklarını soymayın. Ekrana. İki, domatesi yağ ile birlikte sote edeceksiniz. Çünkü likopen yağda çözünen ve ısıyla artan bir madde. Dolayısıyla siz domatesi çiğ tüketmek yerine eğer bir miktar zeytinyağı ile sote ederseniz, yani yazın hep öyle yapıyoruz değil mi? Yemeklerimizi pişirirken zeytinyağlı yemeklerin esası budur zaten. Doğru, evet. Domates sosuyla pişiririz. Bunu yaptığınız zaman kıymetli bir iş yapmış oluyorsunuz. Bir daha vereyim. Güneş alerjisi olanlar var. Benim de var güneş alerjim. Güneş alerjisinin etkilerini azaltmak istiyorsanız her gün bir porsiyon zeytinyağında sot edilmiş, kabuklarıyla birlikte sot edilmiş domates tüketin. Domates güneş alerjilerine karşı koruyucudur. Mesela altında da tükettiğimiz bir şey. Evet. yani. O sizin hani Hep şekilde. anlatıyorum ya mevsimsel beslenme. Evet, evet. Mevsimsel beslenmenin öneminden bahsediyorum. Domates 40 derece sıcakta, güneşin altında, incecik bir dalın ucunda kocaman bir domates büyütmeyi bilir. Ve bünyesinde sıcağa dayanmayı, güneşe dayanmayı sağlayan maddeler üretir. Ben yazın domates yediğim zaman bu maddeler benim vücuduma da geçer. Ben de güneşe karşı dayanıklı hale gelirim. Kışında kereviz, eksi 10 derecede toprağın altında güneşsiz, ışıksız büyümeyi bilir. Vücudunda soğuğa dayanmayı, kış hastalıklarına dayanmayı bilen maddeler üretir. Kışında kereviz yediğimde ben vücuduma bu maddeleri alırım ve benim vücudum kış hastalıklarına karşı şey? dayanma öğretir. Evet, gücünü evet. korur. Peki... Bir diğer maddemiz şöyle salatalığı hafife almayın diyor hocamız. Evet salatalık geçeriz değil mi? Evet. Hatta evet, hıyar evet. geçerler değil. Evet, salatalık değil. çok kıymetli. Salatalık çok önemli bir antioksidan madde. Dolayısıyla salatalığı bol bol tüketmekte fayda var. Ama ne zaman? Mevsiminde kışın değil. Kışın gidip de taze salatalık almayın lütfen. Kışın tüketmek için yazdan bol bol salatalık turşusu kurun. Ev evet ya. ne güzel turşularından bir tanesi. Salatalık turşusu. Bol bol kurun. Ve salatalığı kışın turşu olarak tüketin. Normal salatalığın faydalarına bir birim dersek, normal salatalığın faydalarına bir birim dersek, turşusu turşu kurulmuş aile. salatalık turşusunun faydası bin birimdir. Of. Kat 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 fazladır. Dolayısıyla her sebzenin turşusunu kurarak kışın onları tüketin. Biz çocukken bizim evimizde 250 kilo turşu kurulurdu şahla. Annem kahvaltıya bile turşu çıkarırdı müthiş bir şey. Niye? Evet, çok, Çünkü çok. kış hastalıklarından korunmanız gerekiyor. Kış hastalıklarından korumak için bol probiyotik gerekiyor. Kışın o hangi hastalıklar artar? O sofrada hep olurdu o minik şey. Mutlaka olurdu. Tabii. değil mi? Ee, kışın hangi hastalıklar artar? Aldım Virüs aldım. hastalıkları artar. İşte influenza, korona. Virüs hastalıklarından koruyan nedir? Probiyotik. Bugün size ben bas bas bunu anlatıyorum. Koronavirüsten korunmak için probiyotin öneminden hı. bahsediyorum. Benim annem bundan 40 yıl önce koronavirüsün mü biliyordu? Viral <laughs> hastalık mı biliyordu da sofraya turşu çıkarıyordu? Hayır. Geleneksel olarak kışın turşu yenir. Kahvaltıda bile turşu çıkar. Niye? Turşu sizi korur. Geleneksel bilgi genetik mirasla aktarılmıştı ve insanlar geleneksel besleniyordu. Dolayısıyla bir sürü hastalıktan korunabiliyorlardı. Oysa bugün ne oldu? Biz o geleneksel bilgiyi unuttuk. Evet Annemizin turşu kurmasını, yoğurt mayalamasını, yoğurt çalmasını biz tuttuk köylülük olarak algıladık. Modern insanlar hı hı. olduk. Kutu gibi apartmanlara taşındık. Yoğurdumuzu hazır alıyoruz Turşu istiyorsa canımız hazır alıyoruz Sakatat tüketmiyoruz efendim biz. O geri kalmış bir şey. Sirke, sarımsak kokamayız. Sonra ne oluyor? Hastalanıyoruz. Evet. Çok modern hasta insan. da diyebiliriz. 20. yüzyıl insanı maalesef genetik mirası kaybetti, beslenme kültürünü kaybetti ve beslenme kültürünü kaybettiği için hastalanıyor. Bunu artık görmenin zamanı geldi. Eğer ilaçlardan kurtulmak istiyorsanız, hastalıklardan korunmak istiyorsanız dedenizin, ninenizin nasıl beslendiğine bakın ve lütfen onlar gibi evlerde yaşayın. Şimdi karantinada ne oldu kutu gibi evlerde yaşamak? Evet. Rezidansın 30. katında oturmak, camını açamamak iyi bir şey değilmiş değil mi? Evet. Onun yerine hepimizin, dedemizin olduğu gibi bağ evleri olsaydı, birer tane küçük bahçemiz olsaydı, ekip biçseydik çok daha mutlu olmayacak mıydık? Kesinlikle çok daha mutlu olacaktık haklısınız. Ev yoğurdunu sofrandan eksik etme dediniz zaten evet. ev yoğurdu tüketerek bağırsak floranızı yeniden şekillendirebilir, inflamasyona karşı güçlü bir müttefik kazanmış olursunuz dedi. Çok doğru. Şimdi aynı biz... zamanda tekrar vurgulayalım. Neden? Koronavirüse karşı da etkili. Etkili. Ve aynı zamanda hocam diyor ki moringa bitkisinden faydalan. Hı -hı. Nedir moringa Hı -hı. bitkisi? Neden faydalanır? Evet. Moringa çok güçlü bir bitki, bir tıbbi bitki. Moringa yine güçlü antioksidan bitkilerden bir tanesi. Vitamin, mineral açısından son derece zengin. Ama siz tabi ismini yeni yeni duymaya başladınız. Geçen sene de anlattık biz bu programda. Moringa'nın bizim evet. için özelliği şu. Moringa artık Türkiye'de üretiliyor. Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü'nün çok sevgili personeli, çok çalışkan personeli ve müdürleri sayesinde Gaziantep'te moringa tarımı başladı. Çok hoşuma gidiyor, gurur duyuyorum ve davet ettiler onlara konferans vermeye de gittim. Moringa tarımını Gaziantep'te kadın çiftçiler yapıyor. Bu özellikle önemli, kadınları desteklemek açısından önemli. Moringa bitkisi Gaziantep'te üretiliyor şu anda ve Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü bunun çaylarını, kurutulmuş tozlarını da yapıyorlar. Moringa çok güçlü. Bir yemek kaşığı ortalama moringa tüketmek nane gibi tüketebilirsiniz. Hmm. Örneğin salatanızda, cacığınızda veya çaylarını yapabilirsiniz. Çok güçlü bir vitamin mineral deposu olduğu için size güçlü takviye olarak geri dönüyor. Günde bir yemek kaşığı moringa. Aynı zamanda moringa güçlü antioksidan olduğu için az önce anlattığımız o serbest oksijen radikallerinin vücuttan yok edilmesine de yardımcı oluyor. Onun için hem kadın çiftçilerimizi desteklemek için hem Tabii de ki. bizim tarım müdürlüğümüzün yaptığı bu projeyi desteklemek için hepinizi moringa tüketme tüketme konusunda e, uyarmak, desteklemek, tavsiye etmek istiyorum. Düşük bir cümle oldu, özür diliyorum. <laughs> yok ama biz anladık. Özellikle şu grup tüketin dediğiniz kişiler var mı? Herkes tüketebilir yaş olarak da yani. ama tabii ki yaş ilerledikçe antoksidan ihtiyacı arttığı için evet. ileri yaşlardaki herkesin tüketmesinde fayda var. Moringanın herhangi bir yan etkisi de yok öyle zararı da yok. Yani kalp damar hastaları bile güvenle tüketebilir moringayı. Peki şimdi romatizmal hastalıklar dosyamızı dilerseniz Hı -hı. açalım ekranları baştaki izleyicilerimiz için. Romatizmal hastalıklar neden artıyor konuşacağız ama ondan önce şu girişle bir başlayalım istiyorum. Hı -hı. Bir romatizma diyetimiz var ilk defa duyduğum bir şey Hı -hı. nedir bu diyet hocam? Şimdi romatizma hastaların hepsi aynı şeyi yaşıyorlar. E, romatizma hastalarına yakalandıklarında ki anormal bir artış var romatizma hastalığında, hepsine bir takım ilaçlar veriliyor, bu ilaçlar kullanılıyor, ama hastalık durmuyor, ilerlemeye devam ediyor ve bu hastaların hiçbirisinde bir beslenmeden bahsedilmiyor. Biz bugün özellikle romatizma hastalığında beslenmeden bahsedeceğiz. Gerek romatizmadan korunmak için, gerek romatizma oldum iyileşmek için ne yapmalıyım, ne yemeliyim, ne yememeliyim. Bizim kitabımızda da var bu. Biz buna romatizma diyeti, romatizma orucu adını veriyoruz. Ama siz buna ne isterseniz deyin romatizma hastalığı direkt olarak beslenmeyle ilişkili bir hastalıktır. Öyle temel mi? sorumuz bu. Çağla sormamız gereken temel soru bu. Hastalıklar niye artıyor? Romatizma niye arttı? Benim çocukluğumda yaşlıların hastalığı olan romatizma bugün nasıl oldu da her yaş grubunu tutar hale geldi? Geçenlerde birkaç ay oldu bir haber okudum. Evlere şenlik. Buyurun hocam. Camide sandalyede namaz kılanlar o kadar artmış ki imam artık hepsinden doktor raporu istemeye başlamış. Gerçekten sandalyede kılması gerekir mi, gerekmez mi diye. Şimdi bunu okudum, bir de fotoğraf koymuşlar. Gerçekten o kadar çok sandalyede namaz kılan var ki inanılmaz bir şey. Camide neredeyse oturarak normal namaz kılan yok. Çocukluğumu düşündüm. Babam bizi camiye götürdüğü zaman camide ya bir tane ihtiyar olurdu sandalyede namaz kılan ya hiç olmazdı. Ve or namazını kılan ihtiyarlar kalkar, çarşısına, pazarına da kendisi gider, işini, gücünü hallederdi. Şimdi insanlara ne oldu da insanların hepsi diz problemi çekiyor, eklem ağrıları çekiyor ve sandalyede oturarak namaz kılmak zorunda kalıyor? Buna bakmak diye lazım. Çok önemli bir gösterge. Sağlık Bakanlığımızın verileri var. 2001 yılında 280 milyon poliklinik başvurusu olmuş, yani 280 milyon tane hasta doktora başvurmuş. 2018 yılında bu rakam 780 milyona çıkmış. 3 kat artmış. Bu memlekette ne oldu da bu kadar kısa süre içinde hastalıklar 3 kat arttı? Ne değişti hayatımızda? Önce buna bakmak lazım. Hayatımızda ne değişti? Son 20 sene içinde bir bakalım hayatımızda ne değişti? 20 sene önce fast food restoranlarına falan gitmiyorduk. Tek tük vardı ortalıkta. Şimdi fast food restoranlarından çıkmıyoruz. Hepsinin önünde kuyruk, kuyruk var. Bir. 20 sene önce evimize pizza falan söylemiyorduk. Öyle bir kültürü yok. Ev yemekleri Çok yapıyordu. çok evde lahmacun ya da kıymalı pide içi hazırlanırdı. Mahalle fırınına götürülürdü. Orada pide yaptırılırdı. Eve gelen o olurdu. Değil mi? Başka var mıydı? Eve söylenen yoktu. Şimdi ne oldu? Şimdi herkes köşedeki pizzacıdan iki tane pizza yanında da gazlı içecek litrelik karınlarını böyle doyurur oldular. Evdeki kültürü de bozduk. 20 sene önce evde yemek yapıyorduk. Annemiz turşu kuruyordu, yoğurt mayalıyordu. Bugün evde yemek yapmıyoruz. Turşu kurmuyoruz, yoğurt mayalamıyoruz. 20 sene önce tüm tohumlarımız yerli tohumdu. Tarım ilacı yok denecek kadar az kullanılıyordu. Bugün tarımımızın tamamı hibrit tohuma dayalı tarım ilaçları kullanıyoruz. Hmm. 20 sene önce çoğumuzun arabası yoktu. Evlerimiz bu kadar konforlu değildi. Radyatörlü değildi, sobalıydı. Hareket ediyorduk. Arabasız olduğumuz için yürüyorduk. Hmm. Yazın terliyorduk, kışın üşüyorduk. Şimdi hepimiz konfora gömüldük. Her yer arabayla gidiyoruz. Evlerimiz yerden ısıtma, bilmem ne falan ve bunu bir ilerleme olarak görüyoruz. Hmm. Sonuçta ne oldu? Sonuçta hastalıklarımız arttı. Romatizma arttı, diyabet arttı. Peki bu hastalıklarla biz doktora başvurduğumuz zaman ne oluyor? İlaç veriliyor bize. Evet. Başka bir şey yapılıyor mu? Bize bundan bahseden var mı? Bak kardeş şu beslenmeni düzelt. Evin ne durumda? Sen ne durumdasın diyen var mı? Yok. İlaçtan pratik geliyor bence beslenme. Bir ilaç yazıyoruz. Dini, belki bitiyor. doktor bir tavsiyede bulunsa bile. Modern tıp sektörü, sektör diyorum artık ben ona. Modern tıp ekolü değil. Modern tıp sektörü doktoru sadece ilaç yazan bir ve teşhis koyan bir adam olarak yetiştiriyor. Bir insan olarak yetiştiriyor. Doktor sadece teşhis koyar ve ilaç yazar. İyi de bu hastalık nasıl meydana geldi? Bu hastalığı tetikleyen faktörler nelerdir? Bunları nasıl düzeltebiliriz? Buna kimse kafa yormuyor. Nitekim bu salgında da aynısını görmedik mi? Modern ilaç sektörü ne diyor? Modern tıp sektörü ne diyor? Efendim işte elinizi kayın, maskenizi takın, sonra şu şu ilaçları kullanın. Peki ama ben korunmak için ne yapmalıyım? Bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutmalıyım? Sadece maskeyle mi korunacağım? Bağışıklık sistemim ne olacak benim? Kimsenin onunla ilgili bir şey anlattığı yok size. Ben bütün sene boyunca size bağışıklık sisteminizi anlatacağım. Hastalanmadan nasıl yaşayacağınızı anlatacağım. Sağlık sizin, vücut sizin. İlaç sektörünün umurunda değil sizin nasıl yaşadığınız. Bireyin çektiği acılar ilaç sektörünün umurunda değil. İlaç sektörünün tek bir hedefi var. İlaç sektörü sadece ve sadece pazar payını artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla kimsenin iyileşmesini falan istemiyor ilaç sektörü. Öyle insanlık yararına çalışıyoruz falan gibi palavralarla kimse bizi uyutmaya kalkmasın uyumuyoruz. Yemiyoruz da bu lafları. Biz kendi sağlığımıza sahip çıkacağız. Birey olarak sağlıklı yaşamak için ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz ve birey olarak sağlığımızı koruyacağız. Bunun için uğraşıyoruz. Hastalanmamanız için uğraşıyoruz. Romatizmal hastalıklara yakalanmayın diye uğraşıyoruz. Romatizma olmak istemiyorsanız mutfağınızı düzene sokmak zorundasınız. Bana romatizma teşhis konuldu, iyileşmek istiyorum diyorsanız ilaçlardan medet ummayın. Hiçbir romatizma hastası ilaçlarla iyileşmez. Onlara mahkum olurlar değil mi? Yani? Ağrı kesicilerle başlarlar. Ağrı dinmez. Aynen, evet. Kortizonlara geçilir, dinmez. Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlara geçilir, dinmez. Zaten hepi topu 10 kalem ilaç var. Ve bunların sonucunda bir bakarsınız, yıllar geçmiş. Hasta artık eklem ağrılarından dolayı neredeyse kötürüm olacak. Avucunda bir ton ilaç, bağışıklık sistemi baskılandığı için başka hastalıklar başlamış. Ve hasta ödü patlıyor şu anda, dışarıya çıkamıyor romatizm hastaları. Nasıl çıksınlar? Koronavirüs var, yani. bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyorlar. Evet. Dışarı çıktıkları anda acaba ben de kapar mıyım diye ödleri patlıyor. Normal insanı hasta etmeyecek bir virüs, onlar hasta edebilir. Için. Evet. Tabii ki. Dolayısıyla asıl bunu konuşmamız gerekir. Koronavirüs gelip geçecek evet. ama diyabetli hasta ne yaptı bu süreçte? Romatizmalı hasta, kanserli hasta ne yaptı? Bunlar devam ediyor. Dünya durmadı. Bugün ülkemizde 6 bin küsur hasta maalesef koronavirüsten dolayı öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim ülkemizde her sene 440 bin kişi ölüyor. Bir numaralı ölüm nedeni kalp damar hastalıkları. Bunun da bir numaralı sebebi diyabet. Bunun haricinde diyabete bağlı hastalıklar, kansere bağlı hastalıklar bu hastalar ölmeye devam ediyor. Asıl sormamız gereken soru bu. Her gün Türkiye'de 1200, 1200 kişi, 1100 kişi, 1200 kişi ortalama olarak vefat ediyor. Bunlar kronik hastalıklardan vefat ediyor. Asıl sormamız gereken konu bu. Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler ne oldu? Koronavirüsten öldü dediğimiz vakaların kaçı kalp damar yan etkisinden öldü acaba? Bunları konuşmamız gerekir. Bunları engellememiz gerekir toplum sağlığı için, halkın sağlığı için hep beraber çaba harcamamız gerekir. En önce kendimiz. Evet. Birey olarak sorumlu kalmalıyız. Sonra ailemiz, yakınlarımız, çevremiz, arkadaşlarımız. Bunu yapmazsak sağlığımıza sahip çıkamayacağız çünkü. Evet. Romatizma diyetinde neler vardı? Patlıcan, domates, biber hmm. ve patatesten uzak durun diyor Doktor Ümit Aktaş. Kelle paça ve kemik suyunu ihmal etmeyin. D vitamini sadece korumaz aynı zamanda tedavi eder diyor romatizmal hastalıklarda ağrı kesici yerine zencefil çayı tüketin diyor. Peki kış gelmeden romatizmal hastalıkların azacağını birazcık daha tetikleneceğini düşünürsek onlara karşı nasıl önlem almalıyız? En önce gluten ve karbonhidrattan vazgeçmeleri gerekir. Evet. Romatizmal hastalıkları tetikleyen bir numaralı faktör bağırsak duvarının bozulmasıdır. Bizim hmm. bağırsak duvarımız son derece önemlidir. Bağırsak duvarımız gıda analiz laboratuvarı gibi çalışır. Biz çok zeki insanoğlu gıda almadan yaşayamıyoruz ya beslenmek için Yediğimiz gıdaların içinde zararlı maddeler aldığımızın farkına varmayız. Ama bizim yediklerimizi bağırsak duvarımız yemez. Bizim bağırsak duvarımız bir gıda analiz laboratuvarı gibi çalışır. Yediğimiz gıda maddelerinin içindeki etiketinde yazan yazmayan her şeyi test eder. Kimyasal moleküllerine kadar tespit eder, zararları atar, faydaları sindirir. Bu çok komplike, çok güçlü bir yapıdır. Çünkü gıda olmadan yaşam mümkün değildir. Sindirim hayati bir mevzudur. Eğer ben gluten gibi maddeler yersem Glüten bağırsak duvarına yapışan ve bağırsak duvarını bozan bir maddedir. Bağırsak duvarında hasar yaratırım. Bağırsak duvarında hasar yaratırsanız içeriye girmemesi gereken moleküller girmeye başlar. Tıpkı kalenin surlarının yıkılması hmm, gibi. gibi i̇çeriye yabancı moleküller girince kanda dolaşan yabancı molekülleri hisseden bağışıklık sistemi bunlarla mücadeleye başlar. Fakat arkası kesilmiyor ki günde 3 öğün yemeye devam ediyorum ben. Bir noktada bağışıklık sistemi dengesini yitirir ve vücudun dokularını da yabancı doku gibi algılayıp onlara da saldırmaya başlar. İşte buna otoimmün reaksiyon diyoruz. Romatizma bir otoimmün reaksiyondur. Otoimmün reaksiyon nerede meydana gelirse orada hastalık gelişir. Tiroide saldırır, Hashimoto meydana gelir. Karaciğere saldırır, otoimmün hepatit meydana gelir. Eklemlere saldırır, romatizman hastalıklar meydana gelir. Yani siz romatizman hastalıktan kurtulmak istiyorsanız en önce bağırsak duvarınızı düzenlemelisiniz. Beslenmenizi düzene sokmak zorundasınız. Beslenmeyi düzene sokmazsanız ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın nafile hiçbir işe yaramaz, hiçbir şey yapamazsınız. Beslenmeyi düzene sokmak için işlenmiş gıdalardan vazgeçeceksiniz, karbonhidratlardan vazgeçeceksiniz, tahılların tamamından vazgeçeceksiniz. Gluten içeren gıdaları haftalarda romatizma hastalığı için başvuran hastalarımıza en önce beslenme veriyoruz. Hmm. Beslenmeyi düzene sokmadan hiçbir şey yapabilmek mümkün değil. Yani bir değil. kader değil sonuçta değil mi romatizma? Asla kader değil. değil. Hiçbir hastalık kader değil ve her hastalık tedavi, tedavi edilebilir çağlar. Her hastalık tedaviye cevap verebilir ama tabii ki her hasta iyileşmez. O ayrı. Hasta özelinde yaklaşmak gerekir. Her hastanın gıda alerjisi farklıdır. Her hasta hastalığı farklı yaşar. Her hasta tedaviye farklı cevap verir. Ama ben evimde oturuyorum. Doktora gidecek halim yok, gücüm yok, gelemiyorum. O zaman yapmanız gereken ilk şey beslenmenizi düzene sokmak. Siz önce glutenden vazgeçin, işlenmiş gıdalardan vazgeçin, tahılların tamamını hayatınızdan çıkarın. Bol bol kelle paça tüketin, bol bol doğal gıda tüketin, yerli tohumun peşinde koşun. Görün bakın o zaman hastalığınız geriliyor mu gerilemiyor mu? Evet. Şimdi bir e... Romatizma çayımız var evet. onu yapmak istiyorum bu kadar konuştuk Hı -hı. üzerine malzemeleri ekrana gelsin hocamızdan Hı -hı. da rica edeyim bir sıcak su rica edeceğim oradan. Evet. Merve niye kaçıyorsun? Sıcak su getirir misiniz Merve Hanım? Çok teşekkürler. Şimdi bir tatlı kaşığı kuşburnu, bir çay kaşığı tane karabiber, Hı -hı. bir çubuk meyan kökü, bir çay kaşığı zencefil. Evet. İhtiyacımız olan malzemeler Hı -hı. romatizma ağrılarına iyi gelen mi evet. diyelim? Ne diyelim? Ee, bu çok güçlü bir anti enflamatuar çay. Yani romatizma hastalıklarının enflamasyonunu gideren çay. Hı -hı. Ee, zencefil zaten çok güçlü anti enflamatuardır. Kuşburnu ve karabiber de öyle. Hı -hı. Meyan Siz kökü hakkında öyle hocam, çalışmalar var ki. Zamanda. Hay hay. Meyan kök hakkında öyle çalışmalar var ki meyan kökünün en az kortizon kadar etkili özür dilerim. Ağrı kesici ilaçlar kadar etkili olduğunu gösteren yayınlar var. Hmm. Fakat bir yandan da koyuyorum kuşburnu. Evet. Zencefil şöyle bir boğum koydum. tane karabiber ve meyan kökünün de şurada lif lif olanlar var. Bugün onları kullanalım. Bir çimdik şöyle. Şöyle şu kadar. Meyan köküyle ilgili dikkat etmeniz gereken bir konu var. Eğer kalp damar hastalığınız varsa. Ben istemiyorum o yüzden hı. şey yapalım. Okey, tamam. Yine de sosyal mesafe. koruyalım. Evet o yüzden size yaptıracağım. Şöyle kaynar suyumu koydum üzerine. Evet. Eğer kalp damar hastalığınız varsa, eğer Herhangi bir kalp damar ilacı ya da idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız hı hı. meyan kökünü tüketmemelisiniz. Onun için doktorunuza danışarak meyan kökü kullanın. Meyan kökü çok güçlü bir bitkidir ama aynı zamanda ilaç etkileşimleri olan ve vücutta da bir takım mineralleri attıran bir bitkidir. Sodyum potasyum dengesini bozabilir. Dolayısıyla doktorunuza danışmadan sakın meyan kökü kullanmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hem verdiğiniz değerli bilgiler için hem uyarılarınız için iyi ki varsınız. Bir alkış rica ediyorum. Sağ olun. Varskemi dalıyorum hocama evet yayınlar. Çok çok teşekkür ederiz. <laughs> ben hemen olun. diğer konumu davet etmek istiyorum. Medikal estetik hekimi Doktor Hüseyin Tırman geliyor. Hoş geldiniz. Selam. Nasılsınız? İyiyim. Çayım da hazır. Çayınız da hazır <laughs> efendim. Varsa eğer öyle bir sıkıntınız. <laughs> Yok çok teşekkür, Günün teşekkür ederim. Günün bomba sorusuyla başlamak istiyorum. Hazırsanız eğer. Evet buyurun. Neden yaşlanıyoruz? Neden yaşlanıyoruz? Daha doğrusu yaşlılık ne? Yaşlılığı nasıl anlatıyoruz? İşte kırışıklıklarımız başlıyor. Evet. Onun dışında gevşemeler, sert. başlıyor. Eskiden yaptığımız hareketleri yapamıyoruz vesaire. Evet ama ben benim görüntü anlamında Görüncü daha çok anlatmak istiyorum. Hani görüntü anlamında göz çukurumuz büyüyor. Kapladığı alan daha çok artıyor yüzümüzde. Evet. Işte. Üst çene kemiklerimiz geriye doğru küçülmeye başlıyor. Burnumuz birazcık daha aşağıya doğru iniyor hmm. dolayısıyla. işte alt çenenin köşeleri kaybolmaya başlıyor. Burada gevşemeler, sarkmalar, hı hı. E, ağız kenarındaki oluklar bildirmeye başlıyor. Bunları gören herkes "Aa sen yaşlanmışsın." demeye başlıyor evet, bize. Tabii ki, hayır. Hani bunu biz görüp kendi kendimize "Yok canım iyiyiz." falan desek de. Yaşlanma belirtileri. Bunlar ama aşağıda arkada neler oluyor? Hı hı. Arkada neler oluyor? E, biz hep e, günümüzde bizim ülkemizde daha çok dışarıdan e, cepheyle ilgileniyoruz. Yani cildi biz düzeltirsek her şeyi yaparız. Üstten ne yapabiliyorsak. İşte bunun için fraksiyonel lazerler geldi cildi soydular derin derin onun daha iyi olsun dediler. Güçlü kimyasal peelinglerle gerek leke tedavinde gerek iz tedavilerinde gerek yaşlanma tedavilerinde birçok şey kullandık. Ama bunların dışında aşağıda da bir şeyler oluyor ki biz yaşlanıyorken e, nasıl anlatalım? Bir Eski bir ev aldık eve gittik sadece boya badana yapıp içine oturabiliyor muyuz? Hayır. Olmuyor. Niye? Çünkü bir süre sonra suyu açtığımızda. Su akmamaya başlıyor ya da işte bir yerden sızıntı başlıyor evin içinden duvarlar nemlenmeye başlıyor. Yani bir elden geçirmek gerekiyor her şeyi. Bizde yaşlanma ile ilgili bakışımıza tedavilerimize bütün katmanları bütün olarak ele alarak bakmak zorundayız ve bunun içinde bugün çok önemli şeylerden bir tanesini dolaşımı anlatmak istiyorum. Evet değil mi? Hiç Cidle gündem kan yok. Dolaşımı bir gerçekleşiyor. Hiç duydunuz mu, konuştunuz mu bugüne kadar dolaşım ve yaşlanmayla ilgili bir günden bilmiyorum çünkü Türkiye'de bu işe çok İyi bakılmıyor yani çok bize gerekmiyormuş gibi düşünülüyor. Oysa cildimiz sürekli yaşayan bir organ olduğu için beslenmeye ve besine ihtiyacı var. E, yapım için hücreler gelip orayı onarım için bulmaları gerekiyor. Belki hücresel dokunuşta falan anlatmıştık bu hücreleri ama onların en azından gelmesi için bir e, damar sistemine, mikro dolaşımına ihtiyacımız var. E, sonrasında orada bir takım atıklar oluşuyor. İşte çok güzel antoksidanlarla bir sürü şey yapıyorsunuz. Vücuda ne kadar faydalı olduğumuzu, e bunların gitmesi lazım bizim ihtiyacımız olan cildimize de. Hı hı. Bunlara giderken bir dolaşıma ihtiyacımız var, mikro dolaşıma. Bu mikro dolaşım da hani büyük damarlar şeklinde değil ama kapiller damar dediğimiz incecik kılcal hı hı. damarlarla yapılan şey. Eğer cildimiz iyi beslenemiyorsa, bu dolaşım iyi değilse, atıklarını gönderemiyorsa, evet. bir süre sonra, hani büyük bir sel geldiğinde böyle bir felaket yaşadık ülkemize, Maalesef. fazlası da kötü. Hı. Ama azı da kötü çünkü hiç sular akmıyorsa evinizde o zaman da problem yaşıyorsunuz. E, dolaşım o yüzden bizim için çok önemli bir gündem. Yani dolaşımın o zaman yaşlanmaya etkilerini de görüyoruz burada değil mi dolaşım evet. bozukluğunun? Evet dolaşımımız zaman içinde kayboluyor ve yaşlanmamıza büyük oranda da bu sebep oluyor. Hangi hastalarda daha çok dolaşım bozukluğu görüyorsunuz? Hepimizde gidiyor ama en çok e, şeker hastaları biliyorsunuz onların damar yapılarında hmm, problem doğru. var. Onun dışında... E, ...sigara kullananlar onların bir şekilde dolaşımları damar hasarından dolayı daha kötü oluyor. Hı hı. Bu hastalıkların dışında belki kolesterol ve şey hastalarında ama bununla ilgili bir çalışma yok. Ama evet. dolaşımın bozulduğu asıl şeyler bu ana gruplar ama hepimiz dolaşımla ilgili her geçen gün bir miktar kaybediyoruz. Kaybediyoruz mutlaka. Peki dolaşımın düzenlenmesiyle mesela ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Ve aynı zamanda mesela bir dolaşım eğer bozuksa sonrasında ne kadar sonrasında iyileşiyor? Gileşir dolaşımı yani isterseniz uzunca. şöyle evet onu tamir etmek için zaten uğraşıyoruz. Evet. Eski haline getirmek ya da aktif halde. Dolaşımı şöyle düşünün İstanbul'un trafiği. Hı, hı İnsanlar bir şey yapmak için, okula gitmek için, hastaneye gitmek için gidiyorlar. Hı. Dolaşımda bir tıkanıklık olduğunda, belli yerler kapandığında ki her gün köprüde bunu defalarca bir sürü insan yaşıyor. Nasıl işimize geç kalıyorsak, gidemiyorsak, randevumuzu kaçırıyorsak yapılması gereken şeyler yapılamıyor. Vücutta hı hı. da kan ve dolaşım bu kadar önemli. Olması gereken her şeyi aslında dolaşımla biz oraya gönderip oradan alabiliyoruz. Yani biz dünyanın en iyi e, tedavilerini yapıyor olsak bile dolaşımımız iyi değilse aslında aldığımız yanıtlar demek ki daha az geliyor diye düşünmemiz gerekiyor. O yüzden dolaşımla ilgili biz neyi biliyoruz? Dolaşım. E, Eskiden mesela ne yapılıyordu tedavi olarak? Bu gündem Türkiye'de yok. Çok ilginç ama Aa. Türkiye'de yok. Herkes cildiniz dışından. Hmm. Gözeneklerle geçici olarak hmm. savaş. Onun dışında cildi yenilemek, bol kremler, e, tabii ki kremler bunların yanlış olduğunu söylemiyorum ama aşağısıyla ilgili eksik bir şey varsa oradan onarım geliyor, oradan destek geliyor, oradan size istediğiniz. E, lojistikte e, geliyor. Bunları yapamıyorsanız cildinizle ilgili gençleştiremiyorsunuz hastayı. Ya da sorunlarını düzeltemiyorsunuz. Mesela en önemli hastalıklardan bir tanesi de melazma hastaları. Hmm. Melazma biliyorsunuz bir güneş lekesi diye evet. adlandırdığımız türden bir tanesi. Evet güneşte lekeler çoğalıyor ama aşağıda aslında damar hasarları var ve bu dolaşımla ilgili bir sorun. Aşağıdaki hasarı onaramadığınız zaman dolaşımı bir şekilde tamamlayamadığınızda besleyemediğinizde leke her zaman siz ne kadar silerseniz, silin geri geliyor. Hı. Hani duvarın su aldığını düşünün, arkasından siz nereyi çatlak kapatmazsanız, her gün boya yaparsınız. Evet, ama üstten yine aynı. Kamufle ederiz ama içten tekrar geri gelecek. İyileşme sağlanamıyor. Evet. Yeni teknolojiyle şu anda dolaşım nasıl tedavi ediliyor? Şimdi dolaşımla ilgili bizim elimizde çok az enstrümanlar vardı bugüne kadar ama yeni bir enstrüman geliyor. Bu enstrüman bizim e, günlük hayatımızda yine günlük hayatımızı kesmeden, bölmeden o bölgenin dolaşımını artırmakla ilgili. Dolaşıma e, en çok dolaşım dediğimiz şey damar yapısı, mikro dolaşım. Damar yapısına biz dışarıdan nasıl ulaşabiliyoruz? Dışarıdaki bariyer çok güçlü. E, özellikle cildimiz kendini koruyabilmek için en üstte bir keratin tabakası tutuyor, oluşturuyor. Onun altında bir miktar ölü hücrelerden bir alan var. Onun altında canlı hücreler gelmeye başlıyor. Dolaşım daha da aşağıda. Dolayısıyla buraya ulaşabilmek için özel ekipmanlara gerek var. Özel ekipmanlar ne yaparlar? E, kullanabildiğimiz birçok şey var radyo frekanslar var enjeksiyonlar var lazerler ultrasonlar vesaire ama bu katmanları geçerken hep zorlanıyoruz şimdi nanoteknoloji ile biz bu katmanları geçebilecek özel içerikler oluşturulmaya başlandı dünyada Bunlar şu işe yarıyorlar Siz bu ürünleri hastaya uyguladığınızda sizin vereceğiniz ışığın çok daha derine gitmesini hmm, sağlıyor yol açıyorlar ve siz hedefinizi çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Yani bugün işte ordularda kullandıkları termal kameralar nasıl ısıyla ilgili bir şey görüp bulduğunda hemen siz yakalıyorsunuz. Buradaki mantık da o ışığın gidebilmesi için özel bir yol açmak ve orayı ona o göndereceğiniz ışığa duyarlı hale getirmek. Ve bunu da soğuk lazerlerle birleştirebiliyoruz. Soğuk lazerlerle birleştirdiğimizde 15 ile 25 dakika arasında bir soğuk lazer uygulaması. Soğuk lazer ne diye sormadınız ama bana. Soğuk lazer nedir? <laughs> soğuk lazer şu, şimdi lazerler bir ışık biliyorsunuz. Evet, Işığı... Biraz daha destek tedaviler gibi mi oluyor? Nano ile birlikte birleştirildiğinde. Evet, evet, ikisi aslında aynı tedavinin bir parçası. Bir taraftan siz istediğiniz hedefi bulması için ilaçları uyguluyorsunuz. Öbür taraftan da oraya etki edecek soğuk lazerleri gönderiyorsunuz. Lazerler ışık demetleri, belli dalga boyunda. Biz bunu e, normal kliniklerimizde epilasyon için veya diğer yöntemler için leke için kullandığımızda ışığı güçlü bir şekilde hedef dokunun alabileceği şekilde hızlıca göndeririz. Hı -hı. Ve cildi ne kadar az hissettirip az yıpratırıp geri alırsak da o kadar etkili bir cihaz olur. Soğuk lazerler tam tersine bu güçlü bir şekilde göndermek yerine aynı ışığı düzenli olarak uzun süre gönderen ışıklar. 15-25 dakika aynı ışığın altında siz kalıyorsunuz ama hedefiniz önceden e, ilaçlarla bulunduğu için e, sizin etkiniz çok daha uzun ve çok daha güçlü oluyor ve bu aynı zamanda da sıfır yan etki ya da e, hiç sorun yaşamadan işlemin bitmesi anlamına geliyor. Çok güzel. Peki nanoteknolojisinin farkı nedir? E, nasıl uygulanıyor mesela? Acı hissediliyor mu? Ne bilim ne kadar da bir yaptırmak gerekiyor? Bu da aslında merak edilen sorulardan. Şimdi dolaşım e, Geç bozulan ve geç düzelen bir şey. Başladığınızda yani tedavi etmeye başladığınızda bile iyi bir mikro dolaşımı 3 ay sonra bir, e, işiniz bittikten sonra vücut kendisi yapabiliyor. Hı hı. Uygulama sırasında dediğim gibi ışığın özellikle alabileceği özel nanoteknolojiyle biz cildin içine bir takım ürünler gönderiyoruz. Bunlardan bir tanesi e, ışığın derine gitmesini sağlayan özel bir solüsyon. Hı hı. İkincisi cildin üstündeki... Keratin bariyerini birazcık hafifletip sizi daha aydınlık ve canlı gösterebilecek bir ürün. Üçüncüsü de yapabildiğimiz kadar biliyoruz ki büyük moleküller hiyaminik asit göndermeye çalışıyoruz ee, içeriye. Güzel. Dolayısıyla bu üçü aynı anda gittiğinde hem cildinizin hiyaminik asitle nemi hem keratini gitmesi sebebiyle canlılığı, gözenek sorunları varsa en üst tabakadaki ee lekeleri ve derinde de dolaşım. yaşın altında öneriyoruz bunu yapmayı. Hı hı. Ee, biz bunu uyguladığımızda 15'er gün aralıklarla sizin dolaşımınızın uzun bir süre sizi idare edebilecek hale geliyor. Noktaya geliyorlar Ve çok hani güzel. Bir takım sorunları da birlikte götürebildiğimiz için de siz o süreçte de aslında bakımlarımızın bir kısmını da toptan yapmış oluyorsunuz. Çok güzel. Peki son trendleri konuşalım birazcık. Endolift lazer ağı nedir? E, bu da işte dolaşımı güzel olan bir yerde yaptığımızda cildin altındaki e, ameliyata alternatif. Alternatif demek şu, e, biz cildi iki şekilde küçültebiliyoruz alan olarak. E, bir tanesi e, kesip cerrahiyle küçültme işlemleri. Başlangıç ve orta seviyede... Küçültmeden gerdirmeden bahsediyoruz. Yani. E, şöyle düşünün, cildiniz zaman içinde size bir büyük beden elbise gibi oluşuyor. Evet. Yani bol bir elbise giydiğinizde vücut hatlarınızı göremiyorsak, ne kadar iyi dolgu yaparsak yapalım ne kadar iyi botoks yaparsak yapalım eğer elbise size büyükse içerideki vücut hatlarını gösteremeyecektir. Doğru. Ama biz yüzümüzü hatlarıyla seviyoruz. O hatları görmek için de bizim yüzümüze fit dar kesim olması gerekiyor. <laughs> Çok güzel. Peki iple böyle yüz germe arasında endolifle ne gibi fark var aralarında? Ee, i̇p benim kullanmadığım bir teknoloji. Çünkü ipler cildi küçültebildiklerini ispat edemiyorlar. Ha. İkincisi ipleri koyduğumuzda özellikle PDO içeriği uzun dönemde e, vücudunu yok ederken kendi yağlarınızı da yok ediyor. Ve hani bir şekilde yüzünüzde bizim ihtiyacımız olan yağ dokusunda iskeleti oluşturan o istediğimiz hatları oluşturan yağ dokusunda kaybediyoruz. Dolayısıyla iple kısa dönem yani bugün Rusya'da iki ayda bir yapılıyor ipler. Ha. Çünkü etkinliği çok daha uzun gitmediğini düşünüyorlar sanırım. Ne kadar gidiyor ee, mesela yine de? Ben dediğim gibi hani iplerin ben bir etkinliği ilgili onaylarıyla ilgili de sorun var. Hmm. Yani Peki ipler, endolifte dönecek olursak hem nasıl yapılıyor onun kalıcılığı ne kadar? Biz dediğim gibi yeterince küçültmeye çalışıyoruz. Küçültmek şu demek eğer siz... ama hani burada da oran aşağı yukarı yüzde civarında alanın yüzde 24'ünü küçültebiliyor tek bir uygulama. Ama yani çok geç kalınmış bir hastaysa belki hiç endolift yapmamak lazım. Ya Mesela benim şu anda yaptırmama gerek var mı? Ee, yani hani birazcık size dokunmak gerekiyor bunun için. Çünkü ne kadar elastiyetiniz var, ne kadar şey e, burada kayıp var. Hani bunu o yüzden tere, biz fotoğraflarla ve videolarla hastalarımızı şey yapamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Az önce de konuştuğumuz gibi dolaşımınıza bir şekilde ben dokunarak bakmam gerekiyor ya da işte sizin neminiz, kuruluğunuz varsa bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü tek bir tedaviyi biz gerçekten en iyi sonucu almak istiyorsak diğer parametrelerin en azından tamam olması gerekli tabii. ki. Biz, o zaman en iyi sonucu alıyorsunuz evet, anladığım kadarıyla. Çünkü bunun için siz bir para harcıyorsunuz. Evet, biz tabii. bir emek harcıyoruz. Bir Eğer var. altyapı yetersizse yani çimentomuz yoksa demirimiz yoksa inşaata başlamamak lazım. Şimdi hala nasıl yapıldığını anlatmadınız. cildin içine giren özel bir fiberi var. Sizin saç teliniz kalınlığında. Ee, biz cildin altına bununla e, belli bir seviyemiz var. Cildimiz sandviç ekmekleri gibi üst üste. En alttaki tabaka ısıya çok duyarlı. Kaslara tutunduğu alan. Oraya tuttuğumuzda burada bir mum olduğunu hayal edin. Üstünde de jelatini dolaştırdığımızda nasıl küçülme ve büzüşme oluyor. Evet. O tabakada cildimizin anında küçüldüğünü görüyoruz. Acıyor mu? Ee, acı kişiye göre ee, değişiyor. dediniz ya. Ölgünüm değişiyor. Yani. Ama hani bununla ilgili de... Bayılabiliyor muyuz kontrol... o sırada? Eee... <laughs> O bir seçenek ama bayıltmadan yapıyoruz. Çünkü birçok hastam botoks kadar bile bunun acılı olmadığını söylemiştir. Acı evet. Ama sonuçta, kişiye göre değişiyor. Sonuçta ameliyatsız olması çok büyük bir avantaj evet. öyle değil mi? Peki bir parça da yine tabii ki çok popüler olduğu için konuşalım. E, yaptırmak isteyenler olabilir. Daha önce hiç yaptırmamış olanlar olabilir. Simon dolgu nedir? Diğer dolgulardan farkı nedir acaba? E, i̇şte... Yaşlanmaya bağlı olarak bir miktar da hani cildimiz büyümesi bize büyük gelmesinin dışında belli destek dokuları kaybetmeye başlıyoruz. Özellikle bu yanak çevremizde, eğer eksikse çenemizde ve çene köşemizde biz kemiklerin geriye doğru eriyip küçülmesiyle açılarını kaybetmesiyle biz istediğimiz bir hatlı yapıyı oluşturamamaya başlıyoruz. Cildi küçültsek bile. Ya da cildiniz çok canlı parlak görünse evet. bile, bu daha çok kilo alıp verenlerde karşımıza çıkıyor. Yani hı. sık sık kilo alıp vermiş de olabilirsiniz, büyük miktarlar alıp vermiş de olabilirsiniz. Hı hı. Biz e, yüzün ideal oranları biliyorsunuz, herkesin dilinde ölçülebilen bir altın oran var. Evet. Biz altın oranlarınızı bir şekilde e, klinikte tespit edip, bu ölçümlerle sizin cildinizde nereye ne kadar ürün lazımsa o miktarda hacmi geçici olarak oraya koyuyoruz. Onun çenesini istiyorum, bunun burnunu istiyorum. Şöyle elmacık kemiğim olsun, şöyle çene kemiğim olsun doğru diyenler bir, oluyor ama doğru, doğru bir, bir arkadaşım... tarih değil. Çünkü sizin kendi oranlarınız var. Yani bu güzellik size has ve siz bunu korumak zorundasınız. Yani siz bir başkası olduğunuzda zaten hani onun bütün kemik yapısı, iskelet yapısı, boyu, eni, kilosu evet, bunların hepsini yakalamak imkansız. Böyle bir arayış beyhude olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Peki, var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederim. Ee... Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için Doktor Hüseyin Tırman hocama. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamdan reklamlardan sonra Peran ablayla mutfakta buluşuyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet Çağla'yla yeni bir günün yavaş yavaş da bir haftanın sonuna geliyoruz efendim Perihan ablacığım Neler yaptık bugün? Şöyle bakalım. Mis gibi kokuyor yalnız Evet mı? bugün e, önce fasulye turşumuzu yaptık. Evet. Güzelce. E, kışlık e, konserve menemenimizi yaptık. Domates sosumuzu yaptık, kahvaltılık sos yaptık. Evet. Ee, Ayrıyeten de e, ne yaptık? Bir tane acvar sos yaptık. Ajbar ama sosu... o birazdan kavanoza girecek. O zaten daha evet. henüz hazır değildi. Onu belki bir evet. sonraki programda yaparız. Harikasın, evet. ellerine emeğine sağlık diyorum Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü sizlerle aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. O dek Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.